Sadece bir kalem. Bir bardak da su. Güzel bir şey. Umarım ses yolundadır. Amacım, yani bu yayınlara alışanlar için söylüyorum. Biraz daha nispeten ne yapmaya çalıştığımızı görenler için. Amacımız iyi bir iletişim kurmaya çalışmak. Bunun için de ben daha çok moderatör gibi davranacağım. Özellikle ilk bölümlerde izleyicilerin yorumlarını, konuşmalarını dinlemeye, onları özetlemeye çalışacağım. Sizden ricam, bu biraz böyle birbirimizi dinlemek, birbirimizi anlamak, başka bakış açılarına aşina olmak için kullandığımız bir şey olduğu için ve programda, yani özellikle bu bölümde biraz daha tartışmalı geçebilecek bir bölüm olduğu için sizden ricam, birbirimize karşı saygıyı kaybetmeyelim. İkincisi, bu konuya, yani zaten herkes cemaat meselesine büyük ölçüde yakın insanlar, bilen insanlar. Dolayısıyla konuyu fazla dallandırıp budaklandırmadan kendi bakış açımızı, kendi düşüncelerimizi paylaşmakta fayda var diye düşünüyorum. Bunun haricinde sesle ilgili bir sıkıntı yoksa emojileri kullanmanızı rica ediyorum. Bunu iki sebepten ötürü biliyorum. Yani mesela en basit bir meselede bile insanlar fikirlerini ifade etmekte çekinceleri oluyor. Yani pek çok insan söylemek istediği şeyler olmasına rağmen yukarı çıkıp belki söylemeyecek. Ama eğer yukarı çıkan insanlar arasında sizin düşüncenizi dile getirdiğini düşündüğünüz bir insan varsa bir thumbs up, %100, alkış gibi emojilerle siz de aynı düşüncede olduğunuzu gösterebilirsiniz. Yani bu biraz sadece konuşan, yani mesela bir düşünceden insanlar daha çok söz alıp onlar konuşursa herkes böyle düşünüyormuş gibi hissedebiliriz. Herkesin öyle düşünüp düşünmediğini bilmemizin bir yolu da insanların aldığı reaksiyonları görmek, katıldığınız şeyleri lütfen aktif olarak en azından aşağıdan katılın. Onun haricinde yayın kaydediliyor. Odada gördüğünüz gibi. Birbirimize saygılı olursak sevinirim. Çünkü cemaatte aşağı yukarı değişik düşüncede birçok insan var. Bu da Gülen cemaatinin bence başarılarından birisi. Yani çok değişik düşüncede insanları bir araya getirebilmiş olması, bir arada beraber güzel projelerde çalışabilmiş olması. Normalde bu Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin diyalog anlayışının 3. safhası. Yani farklı düşüncedeki insanları bir araya getirmek, onları belli konular etrafında konuşturabilmek falan gibi safhalardan sonra insanları, yani aynı, yani bir araya gelen insanları ilgilendiren ortak konularda insanların beraber çalışabilmeleri, projeleri yapabilmeleri falan güzel bir başarı, bir aşama. Yani ihmal etmemek lazım. Yani bir yandan ya biz böyle insanlarla bir arada hizmet mi etmişiz falan diye düşünebilirsiniz. Evet, bu da yani bunca farklılıkları bir araya getirebilme açısından güzel bir şey diye düşünüyorum. Onun haricinde ilk söz alan Ahmet Bey'e ve Cüneyt Bey'e söz vermeden evvel kısaca ne oldu biraz konuşalım. Aslında çok konuşmaya da gerek yok ama şimdi dün bir Mesih Gülen Bey'in, yani Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin kardeşi Mesih Gülen Bey'in bir açıklaması yayınlandı sosyal medyada. Ben Twitter'da paylaştım. Siz de görmüşsünüzdür. Aşağı yukarı paylaşmayan hiç kimse kalmadı gibi. Hatta cemaatin kenarında köşesinde Ebu Seleme Gülen çeşitli açıklamalar yapmış. Ya adam kızgın mı, kimyası mı bozuk, psikolojisi mi bozuk gibi, yani olaylardan haberdar olmayan insanlar bile aşağı yukarı cemaatle ilgili bütün bilinen isimlerin Mesih Gülen açıklamasını paylaşmasıyla en azından merak edip Ebu Seleme Gülen'in açıklamalarına bakmış ve bu açıklamalardan haberdar olmuştur diye düşünüyorum. Neydi bu açıklamalar? Siz hatırladığınız kadarıyla dile getirirsiniz ama genelde cemaat içerisinde bir grup insanın art niyetli bazı faaliyetlerde, darbe, işte çeşitli yalan, tezvirat, şu bu gibi işlerde bulunduklarına şahit olduğunu çeşitli isimler vererek söylüyor ama konumuz, yani benim konum bu değil diyelim. Hani siz dile getirmek isterseniz sizin bileceğiniz bir mesele. Bunlar dile getirdikten sonra anladığım kadarıyla Ahmet Dönmez'le de bir röportaj yaptıklarını veya kaydettiklerini tweet atıyor. Bazı insanlar bununla bağlantılı olduğu için, bununla bağlantılı bir şey olarak gördüğü için söylüyorum.
Bunun akabinden Ahmet Kurucan Bey'in hesabından Ahmet Kurucan Bey babası Mesih Gülen'in dilinden oğlumun psikolojik sıkıntıları var, depresyon ilacı kullanıyor, intihara kalkıştı. Sonra o intihara kalkıştı meselesini ek bir videoyla düzeltti. Şimdi bunu çok insan takip etmedi, ilk videoyu izleyenler belki takip etmedi. İntihara kalkıştı demedim. Yani pencereden atlayıp kaçıp Türkiye'ye gidip teslim olmak istedi ki, veya Türkiye'ye gitmek istedi. Bu da zaten intihar demek gibi. Yani o konuda bir düzeltme yaptı Mesih Bey. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltti. Sonra orada bir şey dedi aslında. Bunun haricinde söylediklerinin arkasında mıyım dedi. Söylediklerimin arkasında mıyım dedi. Diğer söylediklerinin arkasında mıyım dedi. Hani çok komplike yapmak istemiyorum ama bunun haricinde diğer söylediklerim doğru dedi. Sonuç itibariyle bir baba ve oğul karşı karşıya, bu hizmet hareketinde hiç olmamış bir mesele değil. Bununla ilgili bir sürü çeşitli yorumlar var. İşte bazı insanlar bunun bir ön alma olarak görüyor filan. Hani ben artık bundan sonrası yoruma gireceği için ve ben kendi yorumlarımı biraz sona bırakmak istediğim için, yani burada bu konuya nasıl yaklaşıyorsunuz? Bundan nasıl haberdar oldunuz? Mesih Gülen'in açıklamalarını konuşmak isterseniz o size ne söyledi? Yani efendime söyleyeyim, Ebu Seleme Gülen'in açıklamalarına nasıl yaklaşıyorsunuz? Onlara girmek isterseniz diye söylüyorum. İlla girmek zorunda da değilsiniz işin doğrusu. Bu tartışma nihayetinde devam edecek. Ben belki bir parantez daha açmak istiyorum. O da şu, benim şu anda Twitter'da profilime pinlediğim bir video var. Kim bu Serkarlar diye. Serkarlar, Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Çağlayan serisinde yeni bir anlamla terminolojimize soktuğu bir şey. Eskiden pozitif anlamda kullandığı bir mekanizma, kelimeyi negatif bir anlamda kullanıyor artık. Başı buyruk müdürler, kahyalar manasında devamlı eleştiriye kullandı. Bir grup insanı kastediyor nihayetinde. Bunlarla ilgili zaten çeşitli açıklamalar oldu. Hani hem 15 Temmuz'dan sonraki basın açıklamasında alenen sizin cemaatinize mensup insanlar prensipleriniz dışında hareket edip size ihanet etmiş olabilir gibi. Yani böyle bir grup insanı o da dile getirdi, yani isim vermemiş olsa bile. Bu serkarlar meselesinin temel şeyi şu, onu da söylemek istiyorum. Yani bu konuşma, niye bunları konuşuyoruz'u bir kontekste oturtayım. Bütün organizmalarda ister istemez oligarşi oluşur. Yani zamanla insanlar, bürokratlar, iş idare eden insanlar, bilgisi olan insanlar filan ağırlık kazanmaya, güç kazanmaya, bir daha çok bilinmeye başlar ve bundan ötürü dar bir grup, bürokratik grup bütün devletleri, bütün organizmaları yönetim manasında ele geçirir. İster istemez bu kolaylık açısından ve çoğunluk insanın katılmaması açısından, bu işte bilgi kaynaklarının kontrol edilmesi, çoğunluk insanın bu tarz işlere duyarsız kalması, bu tarz mevzularla ilgilenmemesi yönetimsel meselelere, diğer kolaylıkları vesaire gibi sebeplerle olur. O videoyu izlerseniz görürsünüz. Bu oligarşinin Tunç Kanunu diye Türkçe çevrilen bir teori, 150 yıllık bir teori. Bütün organizmalar için geçerli bir teori. Bunun önüne geçmek için de geniş kesimlerin demokratik katılım haklarını kullanmasını istiyor. Bunlardan bir tanesi de herkesi ilgilendiren meselelerde fikirlerini ifade edip duyulmasını sağlamak. Bu tarz oligarşik eğilimleri azaltan bir etkisi var. Tek başına çözebilecek bir şey değil. Ben aslında bu tarz konuşmalar, bu tarz ortamlarla her düşünceyi bir manada seslendirme imkan vererek, bence cemaatin daha sağlıklı bir yer haline gelmesine katkıda bulunabileceğimi düşünüyorum. Bu yüzden bunları yapıyoruz. Benden bu kadar. Şimdi Ahmet Baltacı Bey ile başlayabiliriz. Ahmet Bey buyurun. İlk söz sırası. İlk söz siz istediniz. Merhabalar. Sesim iyi geliyor mu? Ben gayet iyi duyuyorum. Tamam. Ben aslında konuyla ilgili hani fazla yorum yapmayacağım. Sadece işleyişle ilgili hani geçtiğimiz odalarda gördüğüm bir sıkıntıyı söyleyeceğim. Yani onun da bunda da olmaması yönünde bir tavsiyede bulunacağım. Ve bu sizin için İsmail Bey, mesela şimdi karşıdaki diyelim sizin hakkınızda iftira da atıyor, diyelim işte safsata, logical fallacy, her şeyi yapıyor. Benim sizden tavsiyem hani yani bunları ne yaparsa yapsın hani maksimum konuşma süresini doldurana kadar hani bırakın içini döksün, konuşsun. Ondan sonra hani de konuşma devam ediyorsa sözünü şey yapın, hani gerekirse aşağı alın.
Ama ondan sonra tabii onların notunu alın. Sizin aklınızda attığı iftaralara tabii sonradan da cevap hani verebilirsiniz. Ben sadece bu konuda tavsiye vermek için söz aldım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bunu düşüneyim ben. Çünkü bazen öyle olmuyor. Benim de kendi ilk yayını YouTube'a koyma imkanım oldu. Benim de çıkarımım şu oldu. Keşke bu anlaşamadığımız konularda tabii ki yani şimdi ben 5 dakika önce söylediğim sözü bana başka bir şekilde yansıtırsa buna müdahale ederim. Çünkü bu iletişimin temeline konan bir dinamit. Yani böyle iletişim kuramayız zaten. Çünkü sonra ben onu düzelteceğim, o onu diyecek falan. O olay şeyden çıkar diye düşünüyorum. Çünkü çok basit mevzular konuşuyoruz. Ama benimle aynı fikirde olmayan insanların daha çok konuşması, hatta bazı soruları daha çok sorma gibi bir feedback kendime verdim. Öyle yapacağım ama... Bunun haricinde söylemek istediğiniz bir şey var mı Ahmet Bey? Yok, yok, teşekkür ederim. Ahmet Bey buyurun, siz ne söylemek istersiniz? Mesih Gülüm, öncelikle bu dinlediniz anlamlı yayını, mi? Evet, öncelikle bu anlamlı yayını yaptığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ben Ebu Seleme Gülen isimli şahsın tweetlerine Twitter ana sayfasında rastlamıştım. Eski adıyla X. Kendisinin iddialarının asılsız, mesnetsiz ve hukuka aykırı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani 15 Temmuz'un üzerinden 8 yıl geçti bildiğiniz gibi. Ve 8 yıl sonra bu safsatalarda bulunması şahsımı çok üzdü. Ben Gülen Hareketi'nin bir kısmının veya tamamının kesinlikle 15 Temmuz kalkışmasını gerçekleştirdiğine zerre kadar inanmıyorum. Cevdet Türkyolu isimli şahsı gıyabında tanırım. Hiç görüşmüşlüğüm olmamıştır. Bu kişinin katil olduğuna ve insan birilerinin ırzına geçtiğine dair iddialara da inanmıyorum. Ekrem Dumanlı isimli şahıs satılık bir kişi ise Ebu Seleme Gülen'in bunu belgelerle ifade etmesi gerekirdi ki belli ki elinde belge de yok. Bu şahıs defaatle FÖ kavramını kullandı. Yani atmış olduğu tweetlerde ben o dört harfli kavramı söylemek de istemiyorum. Ben bu kavramı doğru bulmuyorum. Sistemin ürettiği bir kavram olduğunu düşünüyorum ki zaten siz de yakından biliyorsunuzdur. Yani kolluk, sorgu ve yargı tutanaklarımda da amblemi, manifestosu, paçavrası, marşı, sloganı, sistemli şiddet ve halkı isyana teşvik eylemleri bulunmayan yapıların terör örgütü olmadığını belirtmiştim defaatle. Dolayısıyla ben çok üzüldüm. Yani cemaat mensubu birisi değilim ama çok fazla üzüldüm. Öte yandan Ebu Seleme Gülen'in babasının konuştuğu videoyu da dün dinledim. İkinci videoyu dinleme şansım olmadı. Videoda evladının yalan söylediğini söylemiyor. Yani evladının sözlerinin arkasında olup olmadığını da söylemiyor. Yalnızca evladının psikolojisinin bozulduğunu söylüyor. Yani ben şimdi bu buradaki bütün dinleyicilere ve konuşmacılara soruyorum. 8 yıldır çok ağır zulümler görüyoruz. Hangimizin psikolojisi bozulmadı? Hangimiz bir defa bile intiharı düşünmeme gibi bir durumumuz oldu? Hepimizin oldu. Olmuştur da zaten. Ama bu durumlar bence kıstas olarak gösterilmemeli. Ebu Seleme Gülen 8 yıl boyunca bu yönde tek bir tweet atmamış, şu anda atıyor. Ben bunu manidar olarak da değerlendiriyorum. Bir de son olarak şunu da açıkça ifade etmek istiyorum ki ne olursa olsun insanlar haktan, hakikatlerden hiçbir zaman ayrılmamalı. Doğru bildiklerini açıkça konuşup yazmalılar. İnsanların belgesiz, mesnetsiz söylemlerine veya paylaşımlarına da itibar etmemeliler. Bir de Ebu Seleme Gülen'in babası yani yayınlanan videosunda kanser hastalığının olduğunu isim söylemiyor ama anlıyoruz. Yani cemaat mensupları tarafından hastaneye götürülüp getirilip ilgilenildiği belirtiliyor. Bence burada çok büyük bir minnet duygusu da oluşmuş durumda. Özellikle onu da ifade ediyorum. Keşke hiç bu tür konulara girmeyip oğlunun iddialarıyla alakalı konuşsaydı. Son olarak da eğer Cevdet Türkyolu Fethullah Gülen'e yakın olduğu için zenginleşmişse elbette bunun hesabı sorulmalı, vermeli. Ama
Ama bunu tekrar tekrar söylüyorum. Ben Cevdet Türkoğlu'nun katil veya insanların ırzına geçen bir insan olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Cemaatin de darbeyi yaptığına, bu kalkışmada rolünün olduğuna da zerre kadar inanmıyorum. Terör örgütü olarak da görmüyorum. Ben cemaati eleştiren bir insanım. Hatta bazen sert dille de eleştiren bir insanım. Ama doğruya doğru demek her kişinin değil, her kişinin kârıdır diyorum. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi dediniz ki ben Ebu Seleme Bey'in iddialarına güvenmiyorum. Ben tam hangilerine güvenmiyorsunuz diyecektim. Genel olarak zaten birkaç tanesini dile getirdiniz. Ben hepsini de takip edemediğim için belki başkaları söyleyebilir. İddialarını asılsız buluyorum dediniz. Yani Cüneyt Bey, Mesih Gülen'in konuşmasını dinledim. Yalan söylüyor demedi ama psikolojisi bozuk dedi. Bu dikkatimi çekti dediniz. Onun haricinde kimse böyle asılsız veya belgesiz iddialarda bulunmamalı. Varsa belgesiyle, işte bazı örnekleri vererek, yani şimdi tekrar isimleri dile getirip hem Ekrem Dumanlı hem Cevdet Türkoğlu hakkında, yani belgeleriyle konuşması dediniz. Bir diğer nokta da, ilginç bir nokta, bu da birçok insanın dikkatini çekti. Kanser hastası olması ve yani bir cemaat tarafından, cemaatten insanlar tarafından bakımının, görümünün yapılmasından ötürü bir minnet duygusu. Bu minnet duygusunun bir ürünü olabilir. Keşke bu mevzu hiç geçmeseydi. Yani Mesih Bey'in konuşmasında dediniz. Ayrıca Cevdet Türkoğlu Bey eğer Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye yakınlığıyla zenginleşmişse bunun hesabını vermeli. Ama ben bilmiyorum katil falan dedim de katil veya işte ırz düşmanı olarak görmüyorum dediniz. Cemaati bir terör örgütü olarak görmediğim gibi, yani FETÖ diye bir şey yok zaten, darbeye katıldığını da düşünmüyorum dediniz. Teşekkür ediyorum. Bundan sonra Sezgin Bey var sanırım. Sezgin Bey buyurun. Merhaba, iyi günler. İyi günler. Öncelikle çok teşekkürler bu yayınlar için. Bu üçüncü oldu herhalde bu hafta. Evet. Yani gerçekten yani bunları konuşmamız lazım böyle. Üstelik siz bunu gerçekten yani edepli, tutuklu bir şekilde yaptığınız için ayrıca teşekkür ederim ben. Başka türlü yani bunları konuşmamız lazım. İçimizde kalacak yoksa tutuklu yapıp Twitter'da yazacağız. Açıkçası ben Ebu Seleme Gülen ismini ilk defa duydum. Bu hafta duydum. Ya iddiaların çoğuna şaşırmadım. Yani daha önce böyle Ahmet Dönmez'in yazdığı şeyler, darbeyle ilgili olan kısmını söylüyorum. Ahmet Dönmez'in belgelendirdiği şeyler. Ama ya ister istemez bugüne kadar neredesin kardeşim diyorum yani. 8 yıl olmuş, bugüne kadar neredesin yani. Burada bir parantez açabilir miyiz? Özür diliyorum. Evet. Bunu mutlaka birisi söyler de bilgi olsun diye. Aslında Ebu Seleme Bey 6-7 yıl evvel, hatta 8 yıl evvel olabilir çünkü o da konuşmalarda geçiyor. Benzer tonda bazı tweetler attı herhalde o Türkiye'ye gitmeyi düşündüğü dönem. Sonra sildi. Sildirdiler diyor şimdi. Şimdi tekrar konuşuyorum diyor. Yani bunu şimdi birisi düzeltecektir, ben söyleyeyim. Devam edin, buyurun. Tamam, bunu düzeltmeniz güzel oldu. Açıkçası bu Mesih Gülen'in yaptığı açıklamayla ilgili de Cüneyt Bey'in düşündüğü gibi düşünüyorum. Böyle sanki minnetini ifade etmek zorunda olduğu için veya öyle hissettiği için yapılmış bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Yani böyle ispatlayamam ama gözlerinden falan onu anlıyorum. İşte yaşlı, kanser, bakıma muhtaç bir adam, ona bakıyorlar. Onun minnetiyle yani söylediğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ahmet Kurucan'ın topa girmesini anlayamadım açıkçası. Yani öyle yazdığı yazıda, çektiği videoda bana yani sipariş gibi geldi. Ama bunları konuşmamız çok iyi. Umarım Ahmet Dönmez de videoyu yayınlar, yaptığı röportajı. İnşallah. Yani herkes aklı başında insan, zaten kendi kararını verebilir. Aynen. Ne bakıma topa girmesinden kastediyorsunuz? Yani herkesi ilgilendiren bir meselede bir akrabasını ziyaret ediyor. Akrabası çünkü hani damadı o ailenin nihayetinde. O da sosyal medya hesabı olmadığı için yani onun ya videosunu öncelikle bu iddialar Ahmet Kurucan'la ilgili değil. Babasıyla ilgili değil. Yani bunlar Cevdet Türkoğlu'na veya Mustafa Özcan'a yönelikmiş iddialar. Yani Ahmet Kurucan madem çok halkaniyetli davranmak istiyorsa
gitsin, buluştursun bunları veya Cevdet'in videosunu çeksin, Cevdet cevap versin. Daha önceki yıllarda hatırlıyorum, Mustafa Özcan 17 Aralık'ta çıkıp konuşuyordu Saman yolunda. Yani kocaman bir röportajı var YouTube'da, gündem özelde. Sonra onu da kaldırdılar. Yani ben iddiaları şey diyemem de ama bir insanın konuşması yalansa çıkın yüzleşin yani. Bu kadar basit bence ya. Yani dün Enes'in yaptığı gibi yani. Anladım. Ve susturmaya çalıştıkça bu bir yerlerden çıkacak. Yani başkaları da patlayacak. Peki, peki Sezgin Bey, yani bunu bir moderatör sorar mutlaka da. Cevdet Bey de çıkıp, diyelim ki tırnak içerisinde kullanıyorum bunu, psikolojisi bozuk depresyon ilacı kullanan birisinin iddialarına cevap verse olayı ateşlemiş ve büyütmüş olmaz mı? O yüzden konuşmuyor olamaz mı? Bence ateşlemiş olamaz. Niye olsun? Bir kere Ahmet Dönmez bugün yazdı. Yani bir adliyet uzmanına sormuş. Bu iddialarına güvenilebilir yani. Şey değil ama doğru söylüyor demek değil de iddiaları kayda alınır yani. Sonuçta beyan esastır. Ki Cevdet Türkoğlu önceki iddialara çıkıp konuşmadı yani. Hadi bunu diyelim ki, hadi bunu öyle diyelim, kabul edelim. Ama öncesinde bir sürü iddia var ya. Osman Şimşek iddiası var, Ahmet Dönmez'in iddiaları var, neler neler var ya. Ya bu durumda şimdi insanın aklına gelen böyle kendine güvenen bir insanın çıkıp konuşur ya. Yani Hoca Efendi çıkıp Cengiz Çavdar'a ona buna röportaj veriyordu ya. İnsanın saklayacağı bir şey yok da. Buradan saklayacağı bir şey olabilir diyorsunuz. Tamam, ben şöyle özetleyeyim istiyorsanız. Sizin orada da biraz ses olduğu için hani şey yapıyorum. Tamam, siz ben mikrofonu şeyde kalın. Teşekkür ederim. Gerekirse devam ederiz. Şimdi dediniz ki bu Selemi'yi ilk defa duydum. Yani çoğu insan ilk defa duydu. Benim tahminim pek çok insan Ahmet Kurcan videosundan sonra duydu. İkincisi Mesih Gülen videosunda böyle minnetini ifade etmek havası sezdim. Yani işte kanser hastalığı, yaşlı bir insan falan. Birçok insan Hoca Efendi'ye benzeyen mimik tavırlarını da dile getirdi. Ben de onu gördüm. Yani şeker hastalığı da var herhalde dudaklarını yalamasından. Şey yapıyorum. Ahmet Kurucan'ın, Sezgin Bey diyor ki Ahmet Kurucan'ın topa girmesini anlamsız buldum. Bunu şey demek istiyor. Yani bu Cevdet Türkoğlu'yla çoğunlukla ilgili bir mesele. Belki bir iki isim daha geçiyor da şimdi. Ama Ahmet Kurucan niye devreye giriyor? O da yani pek çok insanın dikkatini çeken, bence de riskli bir şey. Yani olayın nereye gideceğini de bilmiyoruz. Yani birisi bir şey söyledi, ben de paylaştım diyerek kapanır mı bilmiyorum. Bakalım. Ama Ahmet Kurucan'ın devreye girmesi benim de dikkatimi çekti şimdi doğrusu. Yani hem bir tarafıyla organik ve natürel geliyor ama bir tarafıyla da çok riskli bir mesele. Yani iki insan arasında bir şey var oraya. Zaten son maddeniz de o. Yani Cevdet Türkoğlu'nun çıkıp cevap vermesi lazım. Hiçbir şeye cevap vermiyor. Cevap vermesi şeyi büyütmez, fitneyi veya ateşi büyütmez, tam tersine teskin eder. Yani onu tam demediniz de bence Hoca Efendi'nin çıkıp konuştuğu gibi Cevdet Türkoğlu'da hakkındaki iddialarla ilgili konuşmalı dediniz. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki konuşmacımız sanırım MD Keskin mi? MD Keskin'le başlayalım. Sonra evet. Evet, buyurun MD Keskin. MD Medical Doktor mu oluyor? Evet. Merhaba, kolay gelsin. Kusura bakmayın, biraz heyecanlı olabilirim. İlk kez böyle bir konuşmaya katılıyorum çünkü. Ben ilk önce biraz böyle bir somut bir örnekle gitmek istiyorum da daha böyle daha sonra da anlarsınız ne demek istediğimi. Ben mesela kendi evladım var. Buna vereceğim böyle terbiye olsun, bilgi olsun, yani data olsun. Bu mesela ben kendi ailemden gördüğüm bilgi ve data verilen şekilde veremiyorum. Çünkü şu anda biraz zaman da gelişti biliyorsunuz. Bizde hı hı. Daha fazla böyle bir otoriter sistem vardı ve o sistemle mesela çocuğuma bir terbiye falan verilmesi şu zamanda bulunduğum ülkede de zor oluyor. Bununla nereye bağlamak istiyorum? Bunu da aynı zamanda cemaatle bağlamak istiyorum. Siz de hep bunu dile getiriyorsunuz. Cemaatin daha önceden bu insanlarla yani tabanıyla olan ilişkisini şu anda yani eskidenki gibi devam etmesi biraz sorun oluyormuş gibi görünüyor. Bu konuda da mesela aynı şekilde şu Ebu Seleme Bey'in konusunda aynı şekilde oluştum. Aslında Ebu Seleme Bey'in hastalığı var mı yok mu bilmiyorum.
eğer varsa eğer bu konuyu baştan yani çok basit, çünkü kendim de psikiyatrist olarak söylüyorum, çok basit bazı önlemlerle yani profesyonel bir yardımlarla bu kadar uzatılmadan baştan önlem alınabilirdi diye düşünüyorum. Ve burada da böyle bir sınıfta kalma bir durumu var. Yani bu da aynı şekilde bu biraz önce bahsettiğim gibi ya kendimiz biraz geliştirmemiz gerekiyor. Yani bizim aldığımız ailedeki o terbiye, yani bilgiye, data olsun. Ama aynı şekilde devam ettiremiyoruz maalesef kendi çocuklarımız için. Bunu da muhtemelen biraz daha kendimizi geliştirerek, daha fazla bilgi alarak, daha fazla liyakat sahibi olarak farklı bir sisteme mi geçmemiz gerekiyor bilmiyorum. Yani böyle basit konuları bu kadar uzatmadan baştan önlemenin ve daha doğru böyle karar vermenin gerektiğini düşünüyorum. Özür diliyorum Keskin Bey. Siz böyle uzman hani birisi olduğunuz için ve ilk kez konuştuğum o heyecandan ötürü ben size soru sorayım. Yani istiyorsanız hani söylediklerinizden şöyle anladım. Yani biz çocuklarımıza istediğimiz terbiyeyi veremiyoruz, istediğimiz sonuca getiremiyoruz belki. Bu seleme meselesi basit bir mesele olarak çözülebilirdi. Hastalığı varsa tedavi edilebilirdi. Bu duruma gelmezdi dediniz. Öncelikle ne kadar yani söylediği şeylerden ne kadar haberdarsınız? Hiç yani okudum. Ben dinledim. Evet. Tweetlerini okudum. Bir tane videosunu da seyrettim. İşte dışarıdan gelen mesela hastalığı var diye böyle bir bazı bilgiler de aldım. Ama ben Ebu Seleme Bey'in hastalığı var mı yok mu bununla ilgili bilgi vermek istemiyorum. Çünkü bilmiyorum. Yani en azından görmem gerekiyor. Bir de şöyle ben devam edelim. Depresyonda yani hastalıktan kastı da depresyon ilacı kullanıyor. Arzu Yıldız Hanım gazeteci şöyle bir şey yazdı. Bir insan depresyondaysa yalan söylemesi daha az bir ihtimaldir aslında. Çünkü hani aklı başında değil zaten. Hani ne söyle hani şey ayarsız konuşabilir ama oturup hesap yapıp seni manipüle etmeye kalkmaz. Adamın hani gıkına gelmiş gibi. İkinci mesele de şu. Bir insanın depresyonda olması ile söylediklerinin doğruluğu arasında bir doğrudan ilişki var mıdır? Yani deli demek değil bu. Adamın şirazesi kaçmış demek değil. Depresyon ilacı kullanmak bayağı normal bir şey yani. Öyle değil mi? Evet. Yani çoğu insan zaten depresyon ilacı kullanıyor. Bir de şöyle bir şey de şey yapalım. Şimdi sadece bir bu beynimizin bazı konularda o hormonlarının böyle değişikliğiyle ilgili olan bir şey. Bu da bir organ yani. Mesela bir insanın karaciğeri ne kadar şeyse, hastaysa beyin de bazen böyle bir şey olabilir. Nasıl diyeyim? Hastalığı bu şekilde basit görmek lazım aslında. Yani direkt böyle deli böyle şekilde olmaz. Ama depresyonun bu kadar şey olduğunda yani düşünmüyorum ben aslında. Yani daha fazla bazı şeyler olabilir. Eğer varsa eğer hastalığı, eğer mesela yatacak şekilde hastanede yatmış şekilde olacaksa daha derin bir hastalığı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu da insanın algı düşüncelerini bozması ile ilgili olabilir ancak. Anladım. Bu yani hastanede yatırken 8 yıl önce buna benzer tweetler attığı zaman insanları görüştürüp müşahede altına aldırıp hastaneye götürmüşler anladığım kadarıyla. 7-8 gün müşahede altında kalmış. Yani tam doğru olmayabilir şimdi bunu daha iyi bilenler söyleyebilir. Peki bir size bir şey daha yani ben tamamen işte çok hızlı şekilde bir reaksiyon alması gerektiğini düşünüyorum. Tamam. Bu kadar geçirmemesi gerektiğini. Teşekkür ediyorum. Orada kalın istiyorsanız aklınıza bir şey gelirse şu an için ekstradan bir istek yok zaten. Şimdi sanırım sırada yazık kafana yazık. Buyurun. Siz de eski bir edebiyat öğretmeni. Yazık kafana yazık. Bey veya hanım konuşacak mısınız yoksa? Siz açana kadar mikrofonu, eğer konuşacaksanız bir ara mikrofonunuzu açıp kapatırsınız. Orhun Bey buyurun. Merhabalar herkese. İsmail Bey. Merhaba. Öncelikle ben Ebu Seleme Bey'in tweetlerini okuduğumda ilk yayınladığı bir video vardı. Önder Bey yayınlamıştı.
Hı hı. Oradan görmüştüm. Orada altını çizmem gereken bir cümlesi var. Benim anladığım kadarıyla. Ben varım diyor. Yani Ebu Seleme Bey orada kampın içinde zannediyorum. Orada olduğu halde yok görülmek. Yani Ebu Seleme'yi aslında bu aşamaya getiren... Yok sayılmak. Tabii yok sayılmak ki bugün cemaatin yönetiminde ciddi şekilde uygulanan bir strateji bu. İnsanlar yok sayılıyor. Bu birinci altını çizmek istediğim nokta. İkinci de Cüneyt Bey'in söylediği hani Ebu Seleme katil diyor, işte bu insanlar katil değil. Aslında direkt katil demiyor. İşte alınan yanlış kararların neticesinde ölen insanların sorumluluğunu onlara yüklüyor. Yani bu da zaten dolaylı olarak gerçekten böyle bir şey varsa insanı katil durumuna sokar yani. Ki tevatür olarak bize yapılan nakillerde, okuduğumuz İslami kaynaklarda hepiniz bilirsiniz. Hani insanın biri tarlaya taş atıyor, tarlada görmüyor ama birini kafasına taş vuruyor, kişi ölüyor. Ama katillikle yargılanıyor o dönemde. Katil diye yargılanıyor. Yani buradan aslında Ebu Seleme direkt katil değil, ondan yanlış kararlar neticesinde katillik hükmünü veriyor. Çünkü binlerce insan öldü diyor, sizin yüzünüzden öldü diyor. Bizler kanser olduk diyor, işte babamız kanser oldu ama sizin diyor hiçbir şeyiniz yok diyor. Cağ kebapları hala daha yiyebiliyorsunuz diyor. Bu konuyu da böyle geçmek istiyorum. Diğer yönden Mesih, Gülen abinin dünkü videosunu izlediğim zaman ilk izleyince şöyle söyleyeyim, benim içim sızladı. Yani insani olarak o yaştaki birine o şekilde o videonun çekilip yayınlatmak, yani videonun içeriğinden çok o hal beni duygusal olarak gerçekten etkiledi ve çok üzüldüm. Burada bir, yani, bir Orhan Bey, bu noktayı yani dinleyiciler nasıl görüyor? Yani böyle her çıkan şu an buna vurgu yaptı. Dinleyiciler de emojilerle buna katılırsa çok sevinirim. Yani gerçekten Mesih Gülen Bey'in videosuyla ilgili ilk gözünüze çarpan şey bu yaşta bu insana bu yapılır mı? Evet, İçinizi sızlatan şey mi? Nasıl ifade edersiniz bilmiyorum hangi emoji uygundur ama izleyicilerden de yani 5-10 saniye gecikme varmış herhalde. Aynı duyguyu paylaşanlar varsa. Evet, içimi cız etti. İçeriğinde yani bir babaya ve kanser hastası bir insana bunun yayınlatılması ve Ahmet Kurucan tarafından da yayınlanması. Yani çok üzerine düşündüm. Çünkü şu anda benim cemaatte takip ettiğim tek kişi Ahmet Kurucan. Yani şöyle söyleyebilirim, tek güvendiğim kişi Ahmet Kurucan. Hani ikinci bir şahıs var deseniz yok. Sizi takip ediyorum ama sizin portföyünüz, yönünüz farklı. Önder Bey'i takip ediyorum. Sizler farklı bir durumdasınız benim için ama yani Hoca Efendi'den sonra kime güvenirsin deseler ben şu anda Ahmet Kurucan'da ama bugün Ahmet Kurucan hocam diyordum. Benim için Ahmet Kurucan sadece bir Kurucan'dan ibaret. Ahmet Kurucan da değil, Ahmet Karaman demek istiyorum. Başka bir şey demiyorum. Ne demek yani bu ziyaret ettiği bir akrabasının ricası üzerine bir video paylaşmış olması gerçekçi gelmiyor mu size yani? Bana gerçekçi gelmiyor, ısmarlama geliyor. Yani gerçekçi olabilmesi için hani Ahmet Kurucan Hoca'yı çok iyi takip ettiğim için önceki videolarında suizanla ilgili insanları suizana sevk etmek de günahtır, bir suizandır diye videoları var, sayfasında var. Sorulan sorulara cevapla. Burada evet. Ahmet Kurucan bir açıklama yapmadan bunları yapması, akrabası tamam o bu şu ama bir genel açıklama yapmadan direkt bu şekilde topa girmesi ve bunu hesap edemeyecek bir insan değil. Yani ben şimdi Mesih abinin o izlediğim videodaki içimin cız etmesini bir Rasih Yılmaz Bey bir tweet atmıştı. Onu okuyacağım kısaca. Buyurun. TR724'e yazmış. Bu yaptığınız çok kötü bir şey. TR724. Hem de çok kötü. Kanser hastası zar zor konuşmak durumunda kalan bir yaşlı insanı kamera karşısına geçirip oğlu adına özür diletmek, açıklama yaptırmak, iletişim bilimini bir kenara koydum. İnsani değil. Akıl melekelerinizi mi kaybettiniz? Bu kadar bir tweet atmış. Tam benim şeyimi bir düzgün bir cümleyle, akademik bir cümleyle ifade etmiş. Yani gerçekten akıl melekelerini mi kaybettiler? Gerek var mı? Yani bu kanser hastası bir insanı tekrar bu kadar meşgul etmek, üzmek,
insanların önüne çıkarmak, ki yani bir minnet duygusu var zaten, işte kanser hastası ya, insanlar muhtaç şu anda, 3 kuruşa muhtaç, zor durumda. Yani bilmiyorum, bir cemaatte ciddi bir akıl tutulması var. Ben sizi sürekli takip ediyorum. Mesela Emre Bey işte itirafçılar, itirazcılar diye bir tabir kullandı geçen. Ben beğenmedim tabirini. Bir de biatçılar diye koysa. Tamam. Yani, başka var mı bir nokta istiyorsanız, öyle kalalım. Yine başka bir konuya girebiliriz dedim. Yani Mesih Kulen... Tabii ben son olarak yine bir de ben daha çok sizler gibi insanları takip edip oradan düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Son bir iki cümle daha kurmak istiyorum ve bitirmek istiyorum. Musa Hup Hoca da güzel bir şey yazmış. Eskilerden beri bu müfsitler işin hakikatini söyleyen herkesi ya hainlikle, ya ajanlıkla, ya delilikle, ya şununla ya bununla yaftalayıp söyledikleri hakikate itibar edilmemesini sağlamaya çalıştılar ve çalışıyorlar. Taktik aynı, şahsi itibarlaştırırlar, sözlerine itibar edilmesin diye. Şimdi bu cemaat mi hakkı, hakikati, adaleti, sevgiyi dünyaya yayacak? Bu cemaat değil. Bu küçük bir grup insan. Yani ben istiyorsanız bir özetleyeyim. Başka bir noktanız var mı? Tabii yok. Teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun. O zaman dediniz ki Orhun Bey, ben dediniz bunun bir yani yok sayılmanın sonucu olduğunu düşünüyorum. Niye herkes Ebu Seleme'den başlıyor? Belki sıralama olduğu için öyledir. Belki bilmiyorum ama Ebu Seleme'nin videolarının veya söylediklerinin yok sayılmanın sonucu olduğunu düşünüyorum. Yanlış yorumlanmasın, dolaylı bir katilden bahsediyor. Yani insanların ölümüne sebep olmaktan bahsediyor dediniz. Mesih Külen'in videosu içimi sızlattı. Yani böyle, bu durumda bir insana bu şekilde bir şeyi yaptırmak diye gördünüz. O da ilginç çünkü. Sonra Ahmet Kurcan'ın buna alet olması, yani Ahmet Karaman derken herhalde yani fetvacılık yapması gibi bir şey mi demek istediniz bilmiyorum. Biraz ağır olmuş olabilir. Evet. Ben hala organik olduğu düşüncesindeyim. Ayrı, bazen insanlarda oluyor yani. Yani mesela bir fitneyi sulh etmek için bir vesile olarak görmüş olabilir. Ama sonuç itibariyle öyle gördüğünü söylediniz. Musa Hoca'nın söylediği yani insanları itibarsızlaştırma taktiği uygulanıyor şeyini paylaştınız. Ben bir şey ekleyeyim buna. Yani bu yüzden sağlıklı konuşmak önemli. Yani fikirleri kişilerden ayırmak. Mesela bir insan deli de olsa, sarhoş da olsa normal şartlar altında ad hominem yapmazsınız. Yani fikri ayrıdır, insan ayrıdır. Adam deli olabilir ama söylediği şey 2 eşittir 2 4 doğru olabilir. Yani adam sarhoş olabilir o an, söylediği yine doğru olabilir. Yani bunlar birbirine bağımsız işler aslında. Büyük bir korelasyon olabilir. Deliler çoğu zaman yanlış söylerler diyebilirsiniz ama bu her zaman doğrudan bir sonuç demek değil. Ad hominem yani bir kişinin karakteri, kişiliği, şunu bunun üzerinden aslında demek ki buna prim veren bir şey var ama bunun cemaatin bir kısmı olduğunu da unutmamak lazım. Yani herkes değil, burada bir sürü insan buna katılmıyor. Teşekkür ediyorum. Sanırım bundan sonra Önder Bey vardı sizden sonra. Sonra da Baha Bey, sonra da Görbeni'ye geçeceğiz. Demere Bey var. Evet, Önder Bey buyurun. Siz Mesih Gülen'in açıklamasından ne anladınız? Mesih Gülen'in açıklamasını yazmış olan Ahmet Kurucan abi. Ahmet abi ilk defa acar bir gazetecilik yapıyor. Yani gerçekten takdire şayan, tebrik ediyorum. Çünkü olayın sıcağı sıcağına ilk defa Ahmet Kurucan'ın kendi hayatında da. Yani biz onu ben kendi adıma da Hoca Efendi'den sonra çelişkili görmüş olduğum şeyleri danışmış olduğum akil bir insanımdı benim Ahmet abi. Ondan sonra da Cemal Türk'tü. Fakat Cemal Türk son şeylerde kaybetti. Onu yapamıyorum artık. Ahmet abinin kendisine de söylemiştim. Abi bir sen kaldın, gözünü seveyim demiştim. Ahmet abi böylesi bir insandı benim için. Ama bugün Ahmet abinin bambaşka bir yönünü gördük. Acar bir gazeteci. Başkası haberi kapmasın diye hemen gidip elindeki telefon... Ses gitti. Alo, geliyor mu sesim? Geliyor. Ha, şu anda geliyor. Acar bir gazetecilik yaparak, muhteşem acar, başkalarının haberlerini de hatta atlataraktan önce bir makale yazdı. Yazmış olduğu makalenin satır aralarında çok önemli şeyler vardı. Keşke dinleyenler biz o makaleye bakmış olsalar. Orada Hoca Efendi'nin bir fani olduğu, çok sevmiş olduğumuz, fakat hastalıklardan dolayı kelimeyi güzel seçeyim, çok sevdiğim, değer verdiğim, önemsediğim bir insan ama Süpermen olmadığı,
ve bu şekliyle de gidecek olursa gaybi Allah bilir ama çok uzun, Rabbim çok uzun ömür versin ama uzun ömür, uzun soluklu bir ömrü sanki yokmuş gibi. Buradan sonra Önder Aytaş'ın değerlendirmesi. Hoca Efendi tabutun içerisinde kendisini yerleştirmiş, içeriden sivilleri çakmış, ölmek istiyor. Artık bu dünyanın karnını taşımak istemiyor. Ha, buna rağmen Ahmet Kurucan abi böylesi acar bir gazeteciliği yapmış olması takdire şayan. Bu yetmiyor, ikinci bir acar gazetecilik daha yapıyor. Mesih abinin söylemiş olduklarından bir kısmı itibariyle burasını tavsiye ediyorum diyor Mesih abi. Onu da yayınlıyor. Ha, orada da bir şey var. Mesih abi ben Ebu Seleme'nin söylediklerinin hepsinin arkasındayım mı diyor. Yoksa neyin arkasındayım diyor, o da muğlak. Mesela yarın Mesih abinin 60 yıllık eşi çıksa ve dese ki Mesih normalde böyle düşünmüyor. Ama toplumun içerisinde olduğu için ve kendisine çok baskı yapıldığı için böyle söyledi. Eğer böyle söylüyorsa ben bundan sonra Mesih'e küsüm. Ya da kızı. Ya da kağıttan flüt, biliyorsunuz Mesih abinin oğlu Ahmet Altan'ın yazmış olduğu. O makaleyi de atıfta bulunuyorum. Oradan bir şey söylerse ya da diğer oğlu Muaz, dahi derecesinde bir müzisyen. O da çıkıp bir şeyler söylemiş olsa cemaatin içerisindeki bir kısım oyun kurucular bile bile Osmanlı'daki kardeşin kardeşini katli gibi, babanın oğlunu, oğlunun babasının katli gibi iktidarlarını devam ettirmiş olmak için son kozlarını kullanıyorlar. Bence evet. Bu çok iyi. Önceden Oda TV'den öğreniyorduk. Şimdi Allah razı olsun tabanın bu şekildeki tepkisine sessiz kalamadıkları için Ahmet Kurucan acar gazetecilik yapıyor. Devam ediyorum ve bitiriyorum. Herkesi alana sürüyorlar. Yani Ahmet Kurucan gerçekten ağır toplardan birisiydi. Bir de Ahmet Kurucan Osman Şimşekoğlu ile ilgili tek bir kelimelik acar gazetecilik yapmadı. Cevdet Türkoğlu ile ilgili ortalık karıştı. Tık yok. Başka olaylarda tık yok. Hoca Efendi'nin sağlığı ile ilgili kılı kırk yaran eski Hacı Murat arabalarla ikinci viteste yokuş çıkıyor gibi. Debriyaj gaz, debriyaj gaz yazdı o makalesinde. ilgili yazdığı. Ama bu konuyla ilgili böylesi vitesi boşa almış, yokuş aşağı kontağı da kapatmış gibi gitmiş olması çok enteresan. Ebu Seleme de deli. Doktor Bey de vardı burada ama abi kime göre deli Ebu Seleme? Yani hepimizin seyretmiş olduğu Akıl Oyunları filmi vardı. Profesör Ders. Pek çok insana göre bakınca deli ama Nobel ödülü almış olan birisi. Son cümlesi vardı orada. Ne olur bizi seyredenler, dinleyenler onu da seyretsinler. Diyor ki profesör arkadaşı, kurtuldun mu onlardan gördüklerinden? Hayır diyor. Sınıfın en arkasında oturuyor. Tuvalete gidiyorum, küvette oturuyor. Yatakta şeyin üzerinde oturuyor diyor. Yatağımın üzerinde oturuyor. Arabada yanımda oturuyor onlar diyor. Peki nasıl eskisi gibi tepki vermiyorsun? Onlarla oturmaya alıştım diyor. Çünkü onlardan vazgeçemeyeceğim. Ben de Önder Aytaç olarak ya da Ebu Seleme de Hoca Efendi'nin yeğeni olarak Hoca Efendi ile görüşmüş olmak istiyorsa orada Şerif Ali abiyi, Cevdet abiyi, Barbaros abiyi, Doktor Ali Ursabaşı, ismini vermemi siz sevmiyorsunuz o yüzden başka söylemiyorum, Naci Tosun abiyi görmüş olmaya alışmak zorunda. Başka türlü o halüsinasyonlardan dolayı oradan uzaklaşmış olması gerekiyor. Son olarak da şunu söylüyorum. Bu güzel ve böyle gitmiş olması, tepkilerin tabanda çoklaşmış olması çok iyi bir şey. Buna devam etmek lazım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Önder Bey şöyle diyor ki Ahmet Kurucan Bey gazetecilik yaptı, acar gazetecilik. Yani bir manada inisiyatif aldı fiilen, aktif. Mesela birçok insan edilgen olarak gördüğü için söylüyorum. Yani birilerini kurtarmak için devreye girdi gibi. Hocam mesajı çok güzelim. Ahmet abinin asla aktif inisiyatif aldığı kanaatinde değilim. Yok yani acar gazetecilik yap derken hani fiilen herkesten önce bunu haberleştirdi, şey yaptı manasına. Anladım. Tamam. Teşekkür ederim düzelttiğiniz için. Bir bambaşka bir yönünü gördük. Bunu bir önceki konuşmacı da söylemişti. Yani Hoca Efendi sonrası güvenilir isimlerden birisi. En çok güvenilen isimlerden birisi. Bu ilginç bir şey oldu. Bakalım belki güveni artacak. Şimdi olayın nasıl olacağını bilmiyoruz da. Mesih abinin söyledikleriyle ilgili de birisi çıkıp kardeşi şu bu başkası başka bir şey söyleyebilir. Bu iyice karışabilir. Yani bu bir sübjektif mesele. Herkesi alana sürdüler. Herkes alanda yani gibi. Özellikle mesela Ahmet Kurucan Bey niye Cevdet Türkoğlu Osman Şimşek hadisesinde sessiz kaldı filan dediniz. Ebu Seleme deliyse kime göre deli? Gerçi ben
hani bu babası deli demedi nihayetinde. Psikolojik bunalımları var dedi, ilaç kullanıyor dedi ama hani kime göre? Bir de dediniz ki Ebu Selem'e de belki tırnak içerisinde söylemediniz ama bir şey parantez içerisinde biz de herkesle beraber yaşamaya alışmak zorundayız. Yani şey gibi yani bu insanlar yok olmayacak. Son olarak da bu tarz toplumsal yani taban seviyesindeki konuşmalar ve tepkiler faydalı oluyor dediniz. Teşekkür ederim. Sanırım sizden sonra Demir Bey vardı, sonra Baha Bey vardı. O sıradan gidelim. Çünkü Demir Bey daha önce susal dedim. Demir Bey buyurun. Siz Demir diyorum ama doğru mudur? Evet evet Demir. Tamam Demir. Buyurun. Efendim herkese iyi akşamlar diliyorum. Bizim burada bir şey hatırlatayım. Özür diliyorum. Bir şey hatırlatayım. Buyurun. Az önce birkaç arkadaş hatırladı da yine de. Yukarıda eğer söz kullanmak istemeyen varsa tekrar alabilirsiniz. Sıkıntı yok yani. Aşağı inebilir. Ben ona göre yer vereceğim çünkü takip edemiyorum. İkincisi sadece konuşarak değil emojilerle de katkıda bulunabilirsiniz. Yani katıldığınız şeyleri katıldığınızı belli etmekten çekinmeyin. Teşekkür ederim. Buyurun Demir Bey. Evet. Öncelikle bundan önceki yayında değinmek istiyorum. Bu haberleşmeyle alakalı. Bunu çok kısa yapalım. Eski yayınları. Çok kısa şöyle. Evet şöyle. Ben yurt dışında yaşıyorum. Yani bir gurbetçiyim ve hizmete gönül vermiş bir insanım. Bu süreçler başladığında 17-25'ten sonra özellikle bizim buraya o hani Ali Heyet denilen isimler var ya 15 Temmuz'a kadar bunların hepsi yani benim hiç hayatımda göremeyeceğim tırnak içerisinde abiler geldiler. Burada seminerler verdiler. Burada işte hani olan olayları anlattılar. İşte şöyleyiz, böyleyiz. Yani öyle bir bilgi akışı vardı ki hani inanamazsınız. Yurt dışında neredesiniz vermek, onu söyleyebilir misiniz yoksa? Belçika'ya gelip anlatıyorlar. Fedaksiyo evet. Damanı. Tabii. Evet. Evet. Yani gelip bütün o hani bilgi noktasında bize her şey olduğu gibi anlatıyorlardı ve bize işte moral motivasyon vermek için. Şu saydığımız aliyetteki insanlar. Peki bu insanlar neden hani bu süreçten sonra 15 Temmuz'dan sonra hani birden herkes şeyi kesti, sessizliğe büründü. Neden bize mesela o bilgi akışı sağlanmadı? Ve sonuçta gelen yani 8 sene sonra artık insanların patlamasıyla işte Ebu Seleme'nin hastalığı konuşuluyor bugün değil mi? Şu anda onun hastalığını konuşuyoruz. Ya bu adam bunu adamın hastalığını değil. Bunu niye konuşuyoruz ki? Bu olaylar var mı? Yani Ahmet Dönmez işte videolarla şunlarla bunlarla bunu ispat etti mi? Kampın içerisindeki olan olayları, ondan sonra işte ne bileyim yapılan adaletsizlikleri, işte bir takım artık hırsızlıkları diyelim. Bunlar oldu mu? Olmuş mu? Bunlar ispatlandı mı? İspatlandı. Niye hayır bu adam deli de işte ondan konuşuyor da diye bu konular gündemeyi, bu adamın delilini neden konuşuyoruz? Hı, evet tamam. Mi? Başka? Ahmet Kurucan abiye gelince, yani ben Ahmet Kurucan abinin yerinde, bu hareketi yerinde yaptığını düşünüyorum. Çünkü hemen hızlı bir şekilde gitti Hoca Efendi'yi ziyaret. Bununla ilgili ve olduğu gibi izleyiciler böyle düşünenler lütfen işaret verebilir mi? Çünkü herkes şu ana kadar tam tersini söyledi. Böyle düşünenlerin olduğunu düşünüyorum ben de. Emojilerle. Yani Ahmet Kurucan Bey'in yaptığı yerinde bir hareketti. Anında bir müdahale yaptı. Tabii, çözüme yönelik farklı. Anında bir müdahale etti. Bir de tabii burada bir kendisi zaten makalesinde şöyle diyor. Hani aile bağından bahsediyor Mesih Bey'le alakalı. Hanımın üzerinden. Hı. Akrabalığından bahsediyor. Dolayısıyla hani birebir de hani ailevi bir bağ olduğu için kendisi otomatikman hani müdahil olmak istiyor. Ben hani bunun kendiliğinden ferdi olarak yaptığını düşünüyorum ve çok yerinde bir hareket olduğunu düşünüyorum. Biraz önceki arkadaşın şey demişti. Biraz da heyecanlıyım kusura bakmayın. İlk defa böyle bir yayına katılıyorum. Neyse, tamam, onun ilgili şey hatırlarsınız. Ben istiyorsan sizin için özetleyeyim evet. Dediklerinizi. Sizi duyduk Demir Bey. Yapayım mı öyle bir şey? Bitti mi? Başka bir nokta. Tabii tamam, tabii. Siz şey yapın. Tamam. Belki yeniden bu arasında da hatırlayayım. Aşağıda 7 kişi var söz isteyen. Sırayı karıştırmamak tamam. İçin eğer yukarıdaki arkadaşlardan bir kısmı aşağı inerlerse güzel olur.
Dediniz ki abiler eskiden Belçika'ya geliyordu, anlatıyordu her şeyi 15 Temmuz öncesi. Çok iyi bir iletişim, devamlı bir bilgilendirme vardı. 15 Temmuz sonrası ise tamamen bir sessizlik var. Neden bu kontrast, bu sessizlik? İkincisi, dediniz ki 8 sene önce, yani 8 senedir konuşulmayan meseleler tabii ki bir yerde patlak verince niye biz hastalık, depresyon, şu bu gibi şeyleri konuşuyoruz? Niye iddiaların kendilerini konuşmuyoruz? Bunları konuşmak gerekmez mi? Ahmet Kurucan Bey'in söylediğiyle ilgili de ben yaptığını yerinde ve olumlu buldum dediniz. Aşağıda bazı insanların buna, yani pek çok insan katıldığını da gördüm. Böyle düşünenler de var. Yani işe yarasa gerçekten fitneyi önleyebilecek bir şeydi. Teşekkür ediyorum. Şimdi Baha Bey de var mı, o hatırladınız mı son, belki Mesih Gülen Bey'in videosuyla ilgili bir şey diyecektiniz veya, yani tahmin ediyorum konu olduğu için ona bir şey demediniz. Yok, tamam. Sonra teşekkür ediyorum. Baha Bey buyurun, sonra da Gör Beni alacağız, sonra sırasıyla ben yukarı almaya başlayacağım diğerlerini. Evet. Evet. Şimdi öncelikle başlık Mesih amcanın açıklaması. Bir Erzurumlu, yaşlı, gerçekten toplum içinde empati yaparsak izleyenler, bir baba, üstünde ağır bir yük olan bir insan. Yani siz kabul edin ya da etmeyin, ülke için yaptıkları belli olan, sıkıntı çeken Gülen ailesinden bahsediyoruz. Bir sürü soyadı Gülen diye işkence çeken insan var. Empati yapıp izleyen insanlar, eğer bir de baba ya da annelerse, daha iyi anlayacaklardır. Ama içlerinde bir kötülük varsa insanların, istedikleri gibi yorumlayabilirler. Ama önce bir empati yapmak lazım. Empatiyle konuştuğunu düşünüyorum. Yani ne kadar birileri istemiştir, istememiştir, istemeseler bile bir Anadolu insanı, oradaki hizmet insanını bilen biri, Anadolu insanını bilen biri olarak söylüyorum, o baskıyı görmesi lazım, bilmesi lazım. Tamam. Öncelikle bunu bilmek lazım. Evet, buyurun. Sesim geliyor mu? Geliyor gayet. Sesim geliyor mu? Yani, tam olarak neyi bilmek lazım onu söylemediniz de. Yani şöyle söylüyorum. Yani bir empati yapıyorsunuz. Bir Anadolu insanısınız. Çocuğunuzla ilgili haberler oluyor ortalıkta. Tamam. Sıkıntılar yaşamış. Yani? Sıkıntı yaşamış. Çıkıp açıklaması ya da açıklamak istemesi, belki İşte bunun Gülen ismini olumsuz etkileyeceğini düşünmesi çok doğal bir şey. Tamam, şimdi anladım. Mesih Gülen'in açıklama yapması çok doğal diyorsunuz. Tamam. Ya bir anladım. Baba olan, ya bir empati yapan, bir Anadolu insan olan, bir köyde bile bu söylüyoruz. Tamam. Erzurum'da bir dedikodu çıksa anne baba çıkar, bununla ilgili bir açıklama yapar. Anladım. Bunun bugüne kadar gelen süreçte, geçen günkü konuşmada da söylemiştim. Yani insanları kötü niyetli olarak kafanızda bir yere oturttuysanız hep bunu ararsınız. Psikoloji anladım. Buraya gider. Şimdi siz tabii ki bu olayda Baha Bey, biraz diğer insanların neyi niye düşündüklerini Ben boş diğer insanlar siz... olarak söylemiyorum. Evet. Şimdi az önce biri grup olarak ayırdığı için söylüyorum. Biri işte sizi de dahil edip anladım da ben de diyorum ki siz düşüncelerinizi bizle paylaşın lütfen. Ben düşüncemi boş söylüyorum işte. Evet, çıkar birisi niye öyle düşündüğünü anlatır zaten. Evet, yani siz, işte ben de onun için ne düşündüğümü söylüyorum. Benim düşüncem bu, fikrim. Tamam, şimdi, devam edin, buyurun. Bu kesim zaten çok şükür şunu da görüyoruz. Biraz önce biri bir şeyler söylerken onu şey yaptı. Bu ayrılıyor, evet. Gerçekten bir taraf vardı, o taraf kendine bir yol çizmeye çalışıyordu. Ve şu anda bu olaylara, yorumlarla bu ayrılıyor. Şimdi buradan Ebu Seleme'nin hastalığına gelirsek, yani yine biri söyledi biraz önce, birçok insan sıkıntı çekti. Hatta şunu söyleyeyim, muhalefet yaptığını düşünen bir gazeteci bile, bırakın normal hani ilaç kullanmayı, ota başladığını biliyorum ben bu süreçte, bu sıkıntılardan, yaşadığı sıkıntılardan. Şimdi böyle bir durumda insanların çok normal konuşması, düşünmesi çok şey değil. Az önce yine biri çok güzel söyledi, ben de öyle düşünüyorum. İşte bunu bir kötü niyetle yaptılar ya da katiller derken, görevlerini yerine getiremediler. Görevlerini yerine getiremedikleri için, iyi yönetemedikleri için bu ölümlerden sorumlular dendi. Ama bunu Oda TV gibi ya da işte bunu öyle okutmak isteyenler sanki işte o 15 Temmuz tiyatrosunun parçasıymış gibi anlatılmaya çalışılması bu süreci
daha böyle şey hale getiriyor. Yani insanları ireti eder hale getiriyor. Tabii ki insanlar artık şunu görüyoruz bu olaylarla birlikte. Yönetim tarafından yönetilememeden daha böyle açık şekilde bir görüşlerini ifadeye getiriyorlar. Bazen sizin hayır gördüğünüzde, şer gördüğünüzde hayır vardır diyebiliriz. Bu o noktaya doğru gidiyor. Bu çok önemli biri. Bir de yine biraz önce isime bir şey kullanıldığı için. Şimdi siz az önce beni kendi görüşünüzü söyleyin dediniz ama ben hani öyle Ahmet Kurucan vesaire şu bu diye de taraf tutarak söylemiyorum ama biri çıkıp siz Ahmet Kurucan artık Ahmet Kahraman oldu derseniz insanlar da çıkar der ki Ahmet dönmez, Ahmet dönme oldu der. Şimdi o yüzden böyle bunları derken de karşı tarafın söylemini beklemek lazım. Bunlar iki ayrı taraf mı sizin için? Benim için tabii ki iki ayrı taraf. Ha, tamam. Yani şimdi gerçekler tamam. Ortada. O yüzden bu tamam. Şeyleri çok iyi beklemek lazım. Mesih amca çok Anadolu insanı fıtratıyla gerçekten çok güzel bir şekilde sıkıntısını dile getirmiştir diyorum. Teşekkürler. Peki Baha Bey bir follow up sorusundan sonra şey yapacağım. En küçük bir meselede açıklama yapar, doğaldır dediniz. Bu Erzurumlara has bir şey mi? Mesela Cevdet Bey'le ilgili tartışma. Cevdet Bey bir açıklama yapmıyor mesela. Bu da mı doğal yoksa? Yok ben şöyle söyleyeyim bu noktada. Ben Cevdet Bey'e bakın şunu söylüyorum. Diyorum ki yönetemiyor, kötü yönetiyor diyorum süreci. Zaten bunu ilk konuşmamdan beri söylüyorum. Tamam. Yani o zaman Cevdet Bey'in tamam. Yani onun da açıklama yapmaması doğal değil o zaman. Tamam yani o da ya dahil. Orada duruyorsanız tabii bir tamam. Şekilde. Tamam teşekkür ederim. Dediniz ki Baha Bey teşekkür ederim. Gülen ailesi yani sıkıntılar çekmiş insanlar. Mesih Gülen'e empati duymak lazım. Açıklama yapması gayet doğal. Çünkü bu durumdan rahatsız. Yani her rahatsız olan insan bu tarz şeyleri izale etmek ister dediniz. Hatta yani bu manada Cevdet Türkoğlu'nun ayrı bir tarife uygulamadığınızda ben sorunca söylediğiniz sıkıntı yok. Ama bazı art niyetli insanlar hususen ayrılmak istiyorlarsa bu tarz şeyleri bahane görüp ayrılıyorlar dediniz. Muhalif gazeteciler de kötü durumda olanlar var, ot kullanan var bu bilginin. Yani herkes stresli dediniz. Ayrıca dediniz ki bir yandan da bu eleştirel herkesin düşüncelerini ifade ettiği yayınlar da var. Bunlar da faydalı dediniz yanlış anlamadıysam. Teşekkür ediyorum. Yazık kafana yazık sanırım bir gel şey yaptı. O daha önceden burada olduğu için istiyorsanız ona bir söz vereceğim. Sonra Abdullah Bey, sonra AI Guy, gör beni var pardon. Yazık kafana yazık ve gör beni. Buyurun. Yazık kafana yazık yine konuşma. İstiyorsanız aşağı inebilirsiniz. Daha güzel. Teşekkürler. Gör beni. Buyurun sizi dinliyoruz hocam. Teşekkür ederim İsmail Bey söz hakkı verdiğiniz için. Ben o cemaati dışarıdan gözlemleyen birisi olarak hani Mesih Bey'in o videosundaki bayağı etkilendim. Yani aslında hasta haliyle onun konuşması tabii bir ayrı bir şey ama söylemlerinin ben tamamen %100 doğru olduğunu varsayıyorum. Çünkü hasta yatağında olan bir insan ölüm korkusu da olduğu için insanlarda genelde yalan söyleme riski daha azdır. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü yani ne diye bir minnet duygusu duysun da yani minnet duygusuyla hareket etsin onu da anlamış değilim. Hani oğlu hakkında bir insan ben bir baba olarak oğlum hakkında yani kötü söz söylemem zaten imkansız. Ama hastalığından şundan bundan bahsediyorsa ve bu hastalığından dolayı da bir takım yanlış söylemlerde bulunabiliyor diyebiliyorsa demek ki o babaya da hak vermek gerekir. Yani sözlerinin ben doğru olduğuna kanaat getirdim. Yani kendim objektif olarak hani kendim. Yani herkesi bağlamaz ama ben hani samimi buluyorum yani onun konuşmasını. Hani vuran düşen insana vuran çok olur. Bu dönemde yani herkes bir şeyler konuşuyor ediyor ama neticede yani cemaat içerisinde bir takım insanlar yanlış da yapabilir. Hani yani belki niyetleri kötü de olmayabilir. Hani yanlış yapabilir. Hani yanlış hareket edebilir ama bunu çoğuna teşmil etmek de olmaz. Yani zaten hani Hoca Efendi de hani dinlediğim vaazlarında falan cemaat kendi içerisinde eleneceğini hatta eleklerden eleneceğini ve safların kalacağını söylüyor. Onun için yani bu eleme süreci hastalar şeylerden elenecek. Elbette hani kötü niyetli olanlar, bu işe menfaati için girenler ters yüz olacak. Ben işi cemaatin hani saflarının kalacağını düşünüyorum bu süreç içerisinde. Belki bu da sizin yaptığınız şeyler
de bu tartışma platformları da belki buna hizmet de ediyor olabilir yani. İşin içinde safların kalması için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dışarıdan biri olarak siz kendinizi o elenme çizgisinde hissetmiyor musunuz? Elenmiş, doğrudan elenmiş birisi olarak görme ihtimaliniz var mı? Yok, ben şimdi şöyle hani ben hani dışarıda dinlerim yani bütün söylemleri, konuşmaları, herkesin konuşmalarını dinlerim. Cemaatin aleyhinde konuşmalar da dinlerim. Onun için her farklı odalara girer dinlerim, gözlemlerim yani kim doğru söylüyor. Sonra vicdanımla tartarım, düşünürüm yani acaba kim yalan söylüyor diye. Benim hani vicdanımda yarattığı etkisi itibariyle ben hani Semih işte Gülen'in söylediği sözlerin çok hani doğru olduğuna kanaat getirdim. Ben sadece kanaatimi beyan ediyorum. Belki benim vicdanım hani şey olmuş olabilir. Ama neticede şöyle, ben vicdanımı dile getiriyorum yani. Hani başkasını değil kendi şeyimi. Şunu demek istiyorum Görbeni Bey. Yani şimdi eğer dışarıdan birisiyseniz ve cemaat içinde kalma ve çıkmayı iki yani ne derler buna bir bilgisayar dilinde bir şey diyorlar buna, ikili, bir ve sıfır olarak tanımlıyorsanız, bu elenenler ve saflar ve hamlar, haslar ayrılıyor diye görüyorsanız, dışarıdan birisi olarak siz zaten diğer grupta değil misiniz yani? Yani siz zaten dışarıda kalmışsınız. Yani ona şöyle söyleyeyim yani, hani Hoca Efendi hizmet tarif ederken bu hizmetin sempatizanları da vardır diyor. Yani ben anladım. Bu şekilde kabul edebilirsiniz. Sempati duyan değil. Hani hiç bilmiyorum. Itibariyle. Tamamen dışındayım. Yok, değil bir sempati duyan bir insan. Tamam. Yani tamam. Şimdi güzel o, görüyorum. Yani. Yani yanlışları var mıdır? Tamam. Birey insan olan yerde yanlış da var tamam. Mutlaka. Bireylerin yaptığı yanlışları hani Hoca Efendi'ye boca etmeyi ben asla hani şey tamam. Görmüyorum. Yok, şimdi oturdu hocam. Yaşantısını görüyorum yani. Yaşantısını görüyorum. Yani anladım. Gözlemliyorum. O insanda hani yalan tamam. Söyleyecek bir fıtrat ben de göremediğim için ben anladım, hani böyle anladım. Bir değerlendirme yapıyorum yani bir sempatizan olarak. Özür diliyorum. Onu sorgulamıyorum hocam. Ben kafamda oturdu şey olarak. Yani dışarıdan biri deyince insanlar hani dışarıdan biri yani işte solcu birisi konuşur, Kemalist birisi konuşur olabilir diye anlamış olabilir. Yani sempati duyan birisi olarak dediniz ki ben Mesih Gülen açıklamasından gayet etkilendim. Ölüm yatağında birisi olarak söylediklerinin doğru olduğuna inanıyorum. Bir insanın oğlu hakkında bu tarz bilgileri verip onun adına özür dilemesini samimi buluyorum. Bunun bir minnet duygusuyla açıklanacak bir şey değil. Öyle görmüyorum dediniz. Ayrıca dediniz bu yaşanan meseleler cemaatin içerisinde bir elenme sürecidir. Hatta bu tarz odalarda insanların elenmesini, yani bu tarz tartışmalar elenmesini, hamların, hasların, safların ayrılışmasına bir hizmet ediyor, vesile oluyor olabilir diye düşünüyorum dediniz. Ben şahsen Hoca Efendi'yi haklı buluyorum. Yanında duruyorum. Bir sempati besliyorum dediniz. Teşekkür ediyorum. Çok aynen çok güzel değerlendirdiniz. Ben çünkü konuşma kabiliyeti olan birisi çok değilim. Yani. Biraz heyecanlandığım için hani konuşmalarda söylediklerimde yaşım itibariyle unutmuş da olabilirim ama ben hani gerçekten hani bir samimi insanın gözlerine baktığım zaman hani onun samimiyetinde hani benim vicdanıma yansıyanlar oluyor. Ben o şekilde devletiyorum. Kesinlikle. Hiçbir zaman da zaten devletin resmi hocam, ideolojinin söylemlerine kapılarak tamam. Bir insanı terör örgütü, terörist diye ilan etmiyorum. Hocam, çünkü yani istiyorsanız bir durun bir dakika. Teşekkür ederim. Bir şey yok teşekkür burada. Ben de dikkatle dinlediğim için yani boşluk gördüğüm veya işte yani bunu mu demek istiyorsunuz diye o yüzden sordum ve daha derli toplu bir kompozisyon oldu diye düşünüyorum. Anlamaya çalışıyorum zaten. O yüzden sordum. Yoksa sorgulama mahiyetinde değil. Dediğiniz gibi yani bu cemaatin içinde olan, sahibi olan, sempatizanı olan dünya kadar kategorisi var. Daha iyi anlaşılmış oldu diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sanırım bundan sonra AI Guy veya Abdullah Bey var sanırım. Abdullah Bey, AI Guy sonra Ender İskender. AI Guy buyurun. Merhabalar. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor galiba. Orhan ben. Bu Ebu Seleme Bey'in tweetlerini okudum. Ahmet Dönmez'in tweetlerini okudum. Mesih Gülen videosunu izledim. Ben sürecin bizi buraya nasıl getirildiğini merak edenlerdenim. Ve bununla alakalı sorumluluk alması gerekenlerin sorumluluk almadığını düşünenlerdenim. Kendilerine
ortaya koymaları gerektiğine inananlardanım. Ama bunu yaparken sadece konuşmalardan, bu konuşmalardan bazı söylemleri biraz insafa davet etmek istiyorum. Şöyle ki, Mesih Gülen üzerinde başlarsam, kanser hastası son evresinde anlaşılan ya da ileriki evresinde bir doktor. Bundan birkaç ay önce burada bulunduğum yerde yine kanser hastası ve ileri seviyede olan bir arkadaş vardı. Bırakın etrafta olanları, doktorun ona söylediğini anlamakta zorluk çektiğine inanıyorduk. Hani neyi ne kadar kendi hastalığıyla alakalı ona söylediğini anlamakta zorluk çeken bir insandan bahsediyoruz. Hani o hastalık insanı nereye getirebildiğini gördüm. Ve bu noktada Mesih Gülen'e neyi ne kadar anlatılmış bilmiyoruz. Biz sadece bize gösterilen videoyu görüyoruz. Bunun dışında hiçbir şey görmüyoruz. Hangi kontekste neyi nasıl anlatılmış bilmiyoruz. Bunun dışında hani Hoca Efendi'ye aşırı saygısından dolayı, kardeşi ve aşırı saygısından dolayı koruma içgüdüsüyle evladı da olsa her türlü eleştiriyi koruma içgüdüsüyle def etme refleksiyle hareket etmiş olabileceğine inanıyorum. Ve videoyu insani buluyorum. Paylaştığı videoyu. Üzgünüm. Böyle bir videoyu paylaşmak ona o videoyu çektirmiş olmalarından dolayı. İşin açıkçası. O insana kırılmaması gerektiğine inanıyorum. Burada sadece Mesih Gülen'e bu yönüyle insaflı yaklaşılması gerektiğine inanıyorum. Bununla beraber Ahmet Korucan Bey... Buyurun. Ben noktayınız bitti zannettim. Tamam. Devam edin Ahmet Bey'le ilgili. Ahmet Korucan Bey'le alakalı da yani TR24'te yazdığı yazıda da tabiatın ya da biyolojinin kendine düşeni yaptığını ifade etti. Orada bir acar gazetecilik değil, sanki olanı anlattı. Paylaştığı platformda ne kadar anlatılabiliyorsa o kadar anlattığına inanıyorum. Ben Ahmet Korucan'a hala saygımı yitirmedim. Bu son videoyla alakalı da akrabalık bağı var. Paylaşılması rica edilmiş. Benim sosyal medya hesabım yok, siz paylaşır mısınız diye demiş ve sanki şeye karışmadan, doğru veya yanlış yorum eklemeden paylaşmış. O şekilde algılıyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Bu kadar. Öncelikle bir şeyle ilgili tebrik edeyim. O noktaya geldiğin zaman söyleyeceğim. İnsanlar bunu söylemekten çekiniyor da ben böyle düşünüyorum demek çok normal bir şey. Yani bunları net söylediğinizde böyle hissediyorum falan. Ben de bu programda aslında bunu şey yapmaya çalışıyorum. Birbirimizi ikna etmeye çalışmıyorum. Çok güzel cümleler kullandınız. Sizin sübjektif düşüncelerinizi merak ediyoruz zaten. Bu esnada yorum kısmında da insanların buna katılıp katılmadığını görme imkanımız oluyor. Şimdi birinci dediniz ki süreç bizi nasıl bu hale getirdi? Bununla ilgili bir yüzleşme yapılmadı, bir sorumluluk alınmadığını düşünüyorum dediniz. Bak mesela bu size ait bir düşünce. Keşke herkes böyle ifade etsin diye söylüyorum. Hani AI guy şu böyle düşünüyor. Sonra dediniz ki Mesih Gülen'in yaşadığı kanser, ki her kanser farklı olabilir. Yani bundan dolayı işin doğrusu Mesih Gülen'e ne kadar anlatılmış, ne yapılmış bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle sadece Hoca Efendi'ye saygısı, hizmeti, koruma refleksi gibi şeylerden ötürü bile bu açıklamayı yapabilir diye düşünüyorum. Normal, hani bunu kötü bir şey olarak söylemediniz. Bazı insanlar bunun minnet duygusunu negatif bir unsur olarak dile getirdiği için vurgulamak diye hissettim. Hoca Efendi koruma kaygısıyla da olmuş olabilir diyor. Yani böyle bir yaşlı bir insanı böyle bir zamanda insani olmayan böyle bir paylaşıma sevk etmek veya bu durumun ortaya çıkmasına üzülüyorum dediniz. Ahmet Kurucan'ın yazısında anlatılanda da art niyet veya kötü bir şey görmüyorum. Olanı anlatıyor zaten. Diğer sosyal medya paylaşımını da yine art niyetli görmüyorum. Gayet organik buluyorum. Yani sosyal medya hesabı olmayan birisinin açıklama yapmasına vesile olmuş diyor. Teşekkür ediyorum. Çok güzel özetlediniz. Sizden sonra Abdullah Bey var. Abdullah Bey konuştu zaten zannediyorum. Pardon. Yok ben konuşmadım. İskender Bey sonra Ender Bey. Siz konuşmadınız mı Abdullah Bey? Yok ben konuşmadım. Buyurun Abdullah Bey. O zaman sizden sonra da İskender Bey. Sonra da eğer söz almasını bitirenler aşağı inerse bir iki kişi daha alacağım. Sırayı kaçırmayayım. Teşekkürler. Evet tekrar merhaba. İsmail Bey daha önce de bir defa bir araya gelmişliğimiz olmuştu. Sesim geliyor mu bu arada? Gerçek dünyada mı yoksa böyle sosyal medyada mı? Sosyal medyada yine bir odanızdaydı böyle de. Tamam. Ha buyurun. Evet böyle. Şimdi
Yine hani konuşanların kimin kim olduğunun belli olmadığı bir ortamda hani bu konu konuşuluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela burada gönül konu... Kötü bir şey mi bu? Şöyle kötü bir şey. Tabii burada herkesin dinlediğini anlama kapasitesinin ne seviyede olup olmadığı belli değil. Kimin nasıl konuştuğunu, ya ağızla konuştuğunu görebilmek, duyabilmek, anlayabilmek. Hani basiretten... Bu sizi... Hayır. Basiretten... Endişelendiriyor mu? Tabii yani... endişelendiriyor. Şöyle. Mesela burada gelip konuşanların arasında belki epçi dediğimiz, nitelediğimiz insanlar da olabilir. Doğru mudur? Olabilir de bu ne anlama şöyle gelir mesela epçi mesela, olsa adam mesela. Yok mesela şöyle olabilir mesela epçiler böyle düşünüyor diye öğrensek bir zarar var mı bize? Yani şöyle var siz epçi olmuş bir kişinin dolayısıyla bu konularda kendince dünyevi anlamda zarar gördüğünü düşünen insanların söyledikleri sözlerin ne kadar itibar edilebilir edilemez olup olmaması önemli bir konu. Biz bunu şey olarak değerlendiremez mi? Söylediği cümle doğru mu yanlış mı? Adamın kimliğini bilmeden. Mesela ben sizin kimliğinizi bilmiyorum. Kim olduğunuzu ve epçi olup olmadığınızı da bilmiyorum. Hayır, mesela benim sizin size olan bakış açım ya da birilerine olan bakış açım, Ahmet Kurucan'a olan bakış açım, Ekrem Dumanlı'ya olan bakış açımı mesela bu kişiler şekillendirebilirler. Hani manipüle edebilirler. Manipüle edebilirler. Tamam, anladım. Tamam. Ha. Böyle söyleyin ya ben bu ortamda konuşanlar yani işte, sonuçta, insanlar manipüle edebileceğini şöyle, düşünüyorum. Tamam. Sonuçta spontane konuştuğumuz bir ortam biliyorsunuz. Hani tabii belki ki. Her düşüncemizdeki uygun kelimeyi belki o sırada söyleyemeyebiliriz de. Siz işte hani şeyinizi anlarsınız zaten. Anladım. Tamam. Anladınız. Yani mesela dediniz zaten. Dediniz ki kimin ne olduğu belli değil. İnsanların tam fikrini geldiği yere şey bilmediğimiz için burada konuşulanların insanların manipüle edilebileceğini düşünüyorsunuz. Güzel. Evet. Devam edin. Başka ne düşünüyorsunuz? Mesela tırnak içerisinde kullanıyorum. Şunu ifade etmiyorum. Yani konuşanlar içerisinde veya başka insanlar içerisinde hani etki ajanı demek istemiyorum ama etki ajanlığına tırnak içerisinde soyunmuş olanlar da olabilir. Aynı konu içerisinde, manipülasyon içerisinde. Şimdi zaten istenilen şey şu anda zaten yaşanıyor. Hani bu ayrılıkların oluşması taban falan diye Erdoğan'ın başlattığı bu süreç bu şu anda böyle devam ediyor. Ben öncelikle şunu söyleyeceğim. Daha önce de söylemiştim hatırlamayabilirsiniz ama ben benim gibi konuşan insanlara genelde bazen şöyle şeyler yazılabiliyor. Zarfçı mısın sen de falan diyorlar. Bu şekilde düşünen arkadaşlara başta söylemiş olayım. Ben Türkiye'de yaşayan birisiyim. Eski bir dershaneciyim. Şu anda da dershanecilik yani öğretmenliği yapmıyorum ama farklı bir meslekte çalışıyorum. Yani normal çalışıp maaşla çalışmayı, geçimini sağlamaya çalışan birisiyim. Yani bu manada... Epçi olmadığınızı nereden bileceğiz? Epçi olmadığımı... Anladınız mı? Anladınız mı? Tabii yani... ki doğru. Tabii ki anladınız. Şöyle. Zaten konuşmadan anlarsınız. Hayır. Abdullah Bey, that's not the point diyorlar. Bunun için demiyorum. Bunu tamamen çöpe atın. Biz tamamen ne söylediğiniz, ben en azından ne söylediğinize odaklanacağım. Tamam. Kim olduğunuzla hiç merak etmiyorum. Tamam. Bana ne söyle yani ben şuyum buyum demeniz de bende bir etki oluşturmuyor. Tabii, evet. Hayır ben sadece söylediğinizi tamam buyurun. Tamam. Şimdi hani mesela biz bazı insanlara örnek veriyorum. Hani böyle fitneci veya başka benzeri sıfatlar kullandığımızda diyorlar ya siz bunlar hemen insanları mitçi ilan ediyorlar. Hemen fitneci ilan ediyorlar. Onların da karşı tezlerine bakıyorsunuz zarfçı diyorlar mesela. Ne oldu diyorlar bu ay paranı almadın mı diyorlar mesela. Nasıl diyorlar iyi besleniyor musun diyorlar ya. Hani hocam bazı insanlar öyle diyor olabilir de zannedersem şu an burada biz yetişkin insanlar olarak herkesin her şey olabileceğini bilerek manipüle edilme ihtimalimizi şey yaparak konuşanları dinliyoruz, fikirlerini anlamaya çalışıyoruz. Evet. Burası böyle bir ortam. Buyurun siz fikirlerinizi geçebilirsiniz. Hani böyle bir suçlama yok kimseye şu an. Şöyle söyleyeceğim. Mesela Mesih Gülen abinin veya Mesih Gülen nasıl ifade ediyorsunuz sıfatını nasıl kullanıyorsunuz bilmiyorum. Mesih Gülen Bey'in yani konuşmasını mesela içinin acıdığını böyle hasta böyle kanser bir insana bu yapılır mı falan dediklerini hani dinliyorum az önce. Şimdi malumunuz biliyorsunuz bu insanlar konuşmasalar niye konuşmuyorlar diye suçlanıyorlar aynı kişiler tarafından. Konuşurlarsa da neden konuştu ya da neden konuşturuldu bu haldeki veya mesela diyelim ki mesela sürekli eleştirilen isimler var bu hani biliyorsunuz Ali heyet içerisinde falan denilen. Diyelim ki bu insanlar konuşmasa neden konuşmuyor neden susuyor? Konuştuğu zaman neden konuşuyor? Çok konuştu. Yeter artık bunu duymak istemiyoruz. Bıktık bundan falan diyorlar. Şimdi ben Mesih Gülen'in açıklamasını da yani bu manada görüyorum. Hani oğluyla ilgili bir durum var. Ve birileri ya mesela kim gibi diyelim kendi tezlerine uygun. Mesela Ali heyete mi gömüyor bu kişi şu anda diyelim.
Buna uygun, zaten kendilerinin de sürekli yaptıkları bir mesele olduğu için, buna uygun birisi oldukları için hani denize düşenin yılana sarılması gibi bir hadise benim gördüğüm. Bu sefer de bu kişi kendi oğlunun etrafında döndürülen bu şeye karşısında hastalığına, kanser hastalığına rağmen çıkıp konuşmuş. Mesela benim içim cız etmedi. Hani örnek. Konuşabilme durumu var. Hani mesela bazıları birilerine itibar etme sebepleri az önce duyduk mesela. Siz de dinlediniz. Kendi tezlerine uygun söylenen bir şey olmuşsa itibar ediyorlar. Mesela dün itibar ettikleri bir kişiye de mesela az önce Ahmet Karaman dedi mesela birisi, değil mi? Aslında diyor ben itibar ediyordum ama diyor bugünden itibaren diyor etmiyorum. Niçin? Çünkü kendi tezinin aykırı bir durumunda bir şey yapmış oldu. Veya mesela bir başkası... Bu doğal değil mi? Efendim? Bu normal değil mi? Hayır hayır. Ahmet Karaman'da demezsin yani. Hani örnek veriyorum. Anladım canım, yani demek istediğim dün mesela güvendiğiniz bir insana bugün bir açıklamasından sonra güveninizi yitirmeniz yani normal değil mi? Normal, tabii ki normal. Ha, tamam. Hani o sıfatı... İsim takmanız tabii ki onu yapmasın. Daha iyi. Ben onu savunmak için söylemiyorum yani mesela, da burada garip olan... Evet, yani. Mesela az önce Acar Gazetecilik'ten bahsedildi mesela. Yine Ahmet Kurucan'la ilgili. Şimdi bu benzetme de şöyle. Aslında bu benzetmeyi yapan kişinin kendisi de az acar değil yani. Şimdi dolayısıyla orada bu konuda devreye girmiş olması ziyaretten olabilir. Başka bir şeyden olur. Ben zaten hatta diyorum ki istişaresiz de yapılmaz bizde bir işler. Ben diyorum istişaresiz de yapılmıştır. Yani birisinin üzerinden hani bu isim, soy isminden dolayı alınıyor. İşte aileden birisi. Ya Hoca Efendi'nin en büyük ailesi, belki sallıyorum, Mehmet Ali Şengül'dür, İsmail Büyükçelebi'dir. En büyük ailesi. Hani onda bir isim aidiyeti yok o insanda zaten. Şimdi Abdullah Bey, özür diliyorum. Ben bir toparlayayım ne söylediğinizi istiyorsanız. Çünkü nereye gittiğini, ne söylediğinizi anlayamıyorum yani. Yok yok, hani ben isterseniz bir devam edeyim, tamamlayayım. Yani olur, çabuk olun o zaman. Tamam, yani bu point yani ne düşünüyorsunuz? Yani söyleyeyim şunu söylüyorum yani. Gayet doğal bir açıklama, Mesih Gülen'in yaptığı açıklama. Çok güzel. Kişilerin böyle hani içim acıyor bu hasta, bu haldeki bir insanın falan bu konuşturulmasına demelerinin de arka planında tezlerini yıkan, aslında hedeflenen bir şeyi baltalayan bir hareket olmasından dolayı içleri acıdığını düşünüyorum. Tamam. Onun dışında mesela bir de şu tez, adam deli olabilir de her dediği de yanlış olmaz yani, doğru da olabilir yaklaşımı da. Mesela bu da aynı benzeri, az önceki de benzeren bir yaklaşım bu. Nasıl benziyor mesela? Şöyle benziyor. Yine kendi tezlerine uygun konuşmuşsa, deliyse, işine geliyor. Yani işine gelmesinden dolayı. Şimdi buradaki örnek 2+2'ye adam 4 demişse deli diye buna itiraz mı edeceğiz örneği değildir buradaki örnek. Hani onu yani istiyorsanız tartışmayalım onu. Yani onu anladım yani, zaten. Yoksa hani işine dediğiniz gibi işine gelenleri doğru kabul etmek dediğimiz gibi. Anladım. Bugün işte bu bahsedilen kişinin bu şekilde konuşuyor olması bu kişilerin hoşuna gidiyor. Bakın delinin dindeki hükmü de bellidir. Şimdi ben deli demiyorum. Şimdi diyoruz ki biz deli demedik kimse diyoruz. Psikolojik tedavi görmesinin hangi boyutta, nasıl bir tedavi gördüğünü bilen varsa anlatsın. Depresyon deyip hani gerçek boyutuyla bilen var mı? İkinci bir husus, mesela az önce bir arkadaşımız dedi ki, yani dedi tedavisiz belki dedi yapılabilir bir şeydi. Yani nereden biliyorsunuz o insanların tedaviyle uğraşılmadığını, ihmal edildi? Özür diliyorum Abdullah Bey, tamam. Ben toparlayayım istiyorsanız ne dediniz. Çünkü bunları biz de bilmiyoruz. Siz toparlayın, ben son özür diliyorum. Özür diliyorum. Bunları biz de bilmiyoruz zaten. Millet sıra bekliyor. Ben fikirlerini merak ediyorum. Şimdi ben biraz söylediklerinizi özetlersem belki problemimiz ne anlaşırız şimdi. İlk söylediğiniz yalnız hiç mikrofonunuzu kapatmadınız İsmail Bey. O konuşmasını yaparken Abdullah Bey hep açıktı mikrofonunuz. Tamam İbrahim Bey. Sizinkini kapatayım istiyorsanız. Şimdi yani, Abdullah Bey şunu söylüyoruz. İlk dediğiniz şu, ilk dördüncü fikir şuydu. Ortamda kimin kim olduğu belli değil. Bu ortam, bu tarz ortamlar manipülasyona açık, epçilerin manipüle edebilecekleri ortamlar. İkinci fikriniz şuydu, benim toparlayabildiğim kadarıyla. İşte birisi konuşsa bir türlü, konuşmasa bir türlü, her türlü eleştiriyor insanlar. Yani Nasrettin Hoca'nın hikayesi gibi. Herkes duyduklarını sübjektif olarak kendine uygun şekilde yontuyor dediniz. Bence Mesih Bey'in konuşması gayet doğaldı. Hatta istişaresi de yapılmıştır. Konuşulmuştur. Hani öyle organik doğallıkta değil. İstişaresi yapılmış bir şeydir muhakkak. Ama insanlar tezleri yıkıldı diye çemkiriyorlar veya işte acıyorlar veya değişik tepkiler veriyorlar. İşine geleni kabul ediyorlar. Bunlar da
bunlar sizin söylediklerinizi özetliyor mu? Çünkü bu kadar toparlıyorum. Özetliyor. Tamam, teşekkür ederim. Ben bunları merak ediyorum. Hani bunlara ikna etmenize gerek yok. Hiçbir delil sunmanıza gerek yok. Ben böyle düşünüyorum demeniz yeter bizim için. Hani ben de Abdullah Bey'im böyle diyorum. Hiçbir sakıncası yok bunun. Son olarak tamam. Şöyle söyleyeyim. Hani son bir cümle ekleyeyim oraya. Şimdi sizlerin de hani zaten sık sık yaptığınız okumaların içerisinde karşılaşmışsınızdır. Şimdi biz hizmette şöyle biliriz. Üçlü sac ayağı diye bir şeyden bahsederdi büyüğümüz. Hı hı. Tekke, kışla, medrese dediği bir şey vardı. Hı hı. Değil mi? Evet. Şimdi evet. Ben bu Ali heyetin büyüğümüzden habersiz bir heyet olduğunu düşünmüyorum. Siz düşünüyor musunuz? Hayır da konu o mu? Yok yok şöyle geleceğim. Onu bir başka zaman konuşacağız. Merak etmeyin. Ali heyeti konuşacağız. Konuya geleceğim. Hani şöyle bir bağlantı. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin atadığı heyetten bahsediyoruz. Evet. Şimdi ben o konuya işte şöyle geleceğim. Şimdi bu Ali heyet denen kişilere, Ali heyet denen kişilere, mesela ben şunla yetiştim. Siz bağımsız bireyler haline gelmiş olabilirsiniz. Bir geminin hareket edebilmesi için istişare dediğim şeyde ben fikrimi söylerim ama son söz komutanındır derim. Bakın ben böyleyim. Hani tamam. İşin içindeki kışla için söylüyorum. O Ali heyet denilen heyet her kimse, bakın ben Türkiye'de olan birisi olarak söylüyorum. Ben onlardan bağımsızım. Ben şu anda hiç kimseyle de irtibat olmayan bir insan. Kimseyle de bir irtibatım yok. Hani ve yani kendi başına, kendi halinde beslenmelerine devam etmeye çalışan bir insan. YouTube'u var, işte VPN'i var falan filan. Hı hı. Şimdi bu Ali heyet denen kişilere, saldıranlara malzeme olduğu için bu işler, o yüzden bu kadar sahipleniliyor bu durumlara. Tamam, tamam. Özür dilerim. Burada ara verelim. Şimdi buna ihtiyacım yok benim. Yani anlatabiliyor muyum? Lütfen burada bırakalım. Niye sahipleniyorlar, insanlar odaya niye geliyor falan, bırakın onları, insanlar kendileri karar versin. Devam edelim çünkü söz alan insanlar var. Ben İsmail, bu yayını bitireceğim. Ama sizin yöneticiliğiniz adına bir şey söyleyeyim. Hani özür dilerim. Anladım da benim yöneticiliğimde İskender Bey gitti, geri geldi, tamam. Can Bey yarım saattir bekliyor. Benim dışımda... Hocam bir daha söz alırsınız, tamam. Özür diliyorum. Bir dakika, yani bir dakika hocam, tamam. Daha sonra da söz alırsınız tekrar. Dinledik, pointlerinizi yaptınız. Heyetle ilgili konuşacağımız zaman da gelin yine konuşalım. Sırada İskender Bey var, Can Önal Bey var. Buyurun. Ben de bir şey eklesem olur mu acaba? Hocam sıranızı beklesek olur mu? Çünkü ya bu daha bu bundan sonraki şeyi daha da böyle doğru dikmesi için biraz hastalıkla ilgili bilgi vermek istiyorum. İsterseniz yine de sabretseniz. Tamam, çünkü tamam, ben şimdi İskender Bey zannedersem işi vardı, gitti geldi, adam yarım saat bekledikten sonra gitti kelam etsin. Onunla yani buradayız biz. Yeter ki herkes kısa öz fikrini söylesin, çekinmeyin. Yani ben böyle düşünüyorum. Ben senin art niyetli olduğunu düşünüyorum dedi geçen birisi. Ben sana derim ki sen benim art niyetli olduğumu düşünüyormuşsun. Doğru mu? Doğru, bu kadar. Bir şey yok. Tamam. İskender Bey buyurun. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya şöyle, ben açıkçası bu mevcut olay üzerinden ziyade bizim bu hizmetteki kitle psikolojisini çok merak ediyorum. Hakikaten psikolog ve psikiyatrist arkadaşlar bu konuyu bence irdemeli. Çünkü yani teyide muhtaç bir konu. Sebebi şu, çok eğitimli insanlar var, akademik kariyeri olan insanlar var ve bu takım böyle bir şeyler döndüğünde kolektif bir hareket yapılmadığı için hizmet yönetimi insanları sakinleştirebilecek, insanları ikna edebilecek açıklamalardan vazgeçiyorlar, yapmıyorlar. Sebebi şu, mesela sizinle de daha önceki programlarda yaptığımızda bu tür şeyleri ben çok denk geldim. Türkiye toplumu diyor ki ya işte siz Ergenekon'da niye böyle bir şey yaptınız, siz KCK'de niye şöyle bir şey yaptınız, bir bakıyorsunuz olayın asıl muhatapları olan kişiler ölüm sessizliğine bürünüyorlar, bunun yerinde X bir dershanede öğretmenlik yapmış, X bir okulda öğretmenlik yapmış insanlar cevap vermeye çalışıyorlar, fakat bunlar konulardan bir haberler, yani orada neler yaşandığını bilmiyorlar ki. Dolayısıyla bu da cemaat yönetimi için inanılmaz bir konfor alanı yarattı. Ve bu konfor alanından çıkmak istemiyorlar. Çünkü tavan adına savunma yapıyor. Ve elinde çok eksik verilerle bunu yapıyor. Ben hizmet yönetimi içinde genelini kapsamıyorum yine. Birçok insanı bunun dışına tutuyorum. Birebir tanıdığımız çok insan var bunların içerisinde. The Enigma diye bir film var. Belki izlemişsinizdir. Orada mühendisler Nazilerin şifrelerini çözüyorlar ve Nazilerin sivilleri taşıyan bir gemiyi vuracağını tespit ediyorlar. Şifreyi tespit eden komutanına diyor ki biz bunu bildirelim. Yani o gemi o rotaya girmesin ve çıksın.
orada komutan şunu söylüyor. Diyor ki bizim işimiz burada savaşı kazanmak, insanları kurtarmak değil. Dolayısıyla şu an tamamıyla böyle bir hedefe odaklanma var. Meriç'te ne olmuş? Adil Öksüz ne olmuş? Darbede neler yaşandı? Gülen bir açıklama yaptı. Konu ne? İşte kanserli bir insana gidiliyor, açıklama yaptırılıyor falan. Ama tamamıyla bir hedefe odaklanmış. İnsanların ne yaşadığı, ne hissettikleri çok önemli değil. Ve bu da oradaki yönetimin çok nobranca davranmasına vesile oluyor. Daha enteresan bir şey, az önce o eğitimli kitle üzerinde konuştuk biz. Hepsi diplomalı, hepsi akademik kariyerli ve birçoğu Avrupa'da şu anda etiket işte profillerini insan hakları aktivisti vesaire gibi etiketlerde yapıştırmış. Fakat ilginç bir şekilde, kolektif bir şekilde insanlar çıkıp şu tepkiyi duymuyorlar. Ya arkadaşlar, insanlar Meriç'ten öldü, hapistilerde süründüler, işkencelerde öldürüldüler vesaire vesaire. Çok dramatik bir hikayesi var bu insanların ve milyonlarca insandan bahsediyoruz. 5-10 insandan bahsetmiyoruz. Yani lütfen çıkın ve bu insanları ikna edecek bir şeyler söyleyin. Ya bir insan, bu insanlar şunu söylesinler. Biz şu gerekçeyle Meriç'te boğulduk. Ya tamam. İşte şu gerekçeyle hapishanede işkence gördük. Sebebini bir bilsinler. Fakat yine sosyal medyada bir ilginç bir ekip var ve kullandıkları jargona şöyle dikkat edin. Sadece isimleri değiştirin. İddiaların kime yönelik olduğunu değiştirin. Mesela atıyorum biz şu an AKP'ye karşıyız ya diyelim, varsayalım. İktidara karşıyız. İktidardaki isimler, troller orada iktidarda eleştiren insanlara nasıl bir jargonla saldırıyorlarsa, nasıl bir tarz ve nasıl bir stratejiyle saldırıyorlarsa, burada da eleştirenlere karşı kişiler değişiyor, isimler değişiyor. Fakat jargon, sistem ve strateji hep aynı. Ne yazık ki yaklaşık 8 yıldır bu durumu aşamadığımız için birçok insan gibi artık tamam yani arkadaş biz bu işten umudumuzu kestik, kenara çekilelim. Ve bu son olay da bu şekilde. Çok dramatiktir. İnsanlar soruyorlar ne oldu ya, biz bunu sorma hakkımız var. İşimizden, aşımızdan, evimizden, ailemizden. Bakın eğer insanlar şu an ilaç kullanmak zorundalarsa yaşadıkları şeylerden dolayıdır. Ve o yaşananlar da bu insanlar bunun aynı zamanda yaşananların muhatabıdır. Cevap vermesi gerekenler. Evet. Bunun muhatabıdır yani, eğer Gülen şu anda depresyon ilacı kullanıyorsa, ben mesela kullandım. Uzun süre tedavi gördüm. Ve biz kullanıyorsak burada bir zahmet yani, bu yaşadıklarımızın bir muhatapları vardır. Onlar da çıksın bir iki kelam etsinler. Fakat son olarak söylüyorum. Ne yazık ki o aşağıda çok eğitimli dediğimiz insanlar, o birey olma mücadelesini yeterince yerine getiremediğimiz için, biz sadece biat, itaat kültürüyle donandığımız için. Sesiniz gitti birden. Biat, itaat kültürü dediniz. Evet. İskender Bey, siz duyuyor musunuz arkadaşlar? Bir işaret verseniz. Ben duyamıyorum şu an. Kesildi, sesi kesildi. Evet, İskender Bey'in sesi kesildi. İskender Bey, ben İskender Bey adını özetleyeyim. Zaten son cümlesiydi zannedersem. Sizi tekrar... bir daha deneyin İskender Bey. Şu an sesimi aldınız mı? Tamam. Bunu, ben nerede kaldım bilmiyorum. Biat kültürünü aşamadığımız için, birey olamadığımız için bu sıkıntılar bitmiyor. Biz birey olamıyoruz çünkü ettim. Tek başımıza mücadele edemiyoruz. Birey olma mücadelemiz bir yerde bu serüven sona eriyor. Gelip biata takılıyor, gelip itaate takılıyor, gelip işte biz aynı gemideyiz sözüne takılıyor. Mesela Ekrem Duman'la biz aynı gemideyiz videosunu paylaştığında benim beynimden hemen çakılan şey Erdoğan'ın salon konuşmasında biz aynı gemideyiz deme sözü geldi. Bana başka bir şey başka bir çağrışımda bulunmadı mesela. Tamam, teşekkür ediyorum. Dolayısıyla hepinize iyi akşamlar. Ben İskender Bey. Lütfen. Zaten Mesih Bey'le ilgili yani çok teorik oldu. Ben şöyle anladım, şöyle dediğinizi düşünüyorum. Bu çok kitle psikolojisi çok ilginç dediniz. Hani tam biraz içeride açtınız. Yani cemaatte bu kadar okuyan insan var. Bu inşallah bu kurcalanır dediniz. Ama mesela cemaatte bir sürü suçlama var. Mesela Ergenekon'la şununla bununla ilgili. Bununla ilgili asıl muhataplar, yani suçlamanın muhatapları sessizken suçlamanın içeriğini veya detaylarını bilmeyen, asıl muhatap olmayan öğretmenler veya değişik masum insanlar cevap vermeye çalışıyor. Bu da cemaat yönetimini için müthiş bir konfor alanı oluşturuyor. Yani kendi konuşmak zorunda hissetmiyor. Veya cemaat yönetimi dediniz ama yani belki suçlamanın nasıl muhataplar için öyle bir şey oluşturmuyor dediniz.
insanların ne durumda olduğunu, ne yaşadığı, nasıl sıkıntılar geçirdiği çok umursanmıyor, duyulmuyor. Bunları ikna edecek, bunları teskin edecek şeyler de söylenmiyor. Çıkıp birileri bir şeyler söylese belki insanlar biraz rahatlayacak. Biz nihayetinde biz de depresyon ilacı kullanıyoruz ama bizi bu hale getiren sebeplerin failleri bize sadra şifa bir şey söylemiyor veya bizi rahatlatacak, anlamlandıracak bir şey söylemiyor. Bir de biz birey olamıyoruz sonuç itibariyle. Kitle psikolojisi, biat psikolojisi içinde kalıyoruz. Birey olma şeylerimiz, çabalarımız bir şekilde sonlanıyor Deniz. Çok teşekkür ediyorum İskender Bey. Şimdi Can Bey'e söz vereceğim. Sanırım iyi özetledim diye düşünüyorum. Tekrar almanızda, yani sonra belki tekrar oldu. Aşağıda birkaç kişi daha var. 1,5 saati de doldurduk. Ben yavaş yavaş toparlama safhasına geçiyorum. Can Ünal Bey buyurun. İsmail Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğini anladım, ona da sağ olun. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Ben doğrulara, problemlerin çözümlerine ulaşabilmek için farklı görüşlerin medenice ve özgürce tartışılabilmesi gerektiğine inanan bir insanım. Bu arada söyleyeceklerim benim kendi düşüncelerim ve sadece beni bağlıyor. Bu odada farklı düşündüğüm halde hala dost olduğum insanlar var. Ve 60 yaşındayım. Onlara saygı göstermeye, kırmamaya, özen göstermekle sorumlu olduğumun idraki içindeyim. Ve bu benim kendi seçimim. Yoksa bir mecburiyetim değil. Üç başlıkta çok kısa özetleyeceğim. Ben bir tıp doktoru olarak bir kanser hastasının tüm dünyanın seyredip dinleyebileceği şekilde ekrana çıkartılıp kendi öz oğlunun aleyhine konuşturulmasının çirkinliğini tarif edecek kelime bulamıyorum. Kınıyorum. Benim görüşüm. Karşı çıkanlara, farklı düşünenlere saygı duyuyorum. İki, Ebu Seleme Bey'e gelince kendisinin nasıl olmuşsa olmuş bir şekilde canına tak etmiş ki çıktı konuştu. Yine bunlar benim görüşlerim. Hemen sinirlenmeyin. Sinirlenme potansiyeli olanlara sesleniyorum. Lütfen diyorum. Mümkünse diyorum. Zaten beni Ebu Seleme Bey'in konuşmasının sebebi değil. Çünkü sağda solda bir sürü laflar var. İşte taht kavgasıymış, güç kavgasıymış, şuymuş, buymuş değil. İçeriği ilgilendiriyor, içeriği. Benim görüşüm gene, benim için dediklerinin hiçbiri yeni değil. Yeni olan ne? Yeni olan sadece soyadı Gülen olan, yani Hoca Efendi'nin akrabası olan ve kampta yaşayan bir insanın bu zaten bilinen şeyleri dile getirmesi. Evet. Ve gene sinirlenmeyin hemen. Ters düşünenler kendisini can... İstersek sinirleniriz Can abi. Şimdi bize duygu dayatma lütfen. İstersek sinirleniriz. Tamam, bitiriyorum. Efendim, siz cümlenizi söyleyin. Bitiriyorum. Can-ı gönülden kendisini Ebu Seleme Bey'i tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Hasta ise şifa diliyorum. Ahmet Kurcan Bey'in Mehdi Bey'le yaptığı bu videoyu Ahmet Önmez Bey'in Ebu Seleme Bey'le yayınlanacağı bir video yaptığının duyulmasının hemen akabinde yapmasının tesadüf olduğuna inanmıyorum. Biliyorum demiyorum, inanmıyorum. Son olarak da hayatta biliyorsunuz öncelikler var. Yani mesela öncelikten nefes alacağız. Nefes almazsak ölürüz. Efendim bilmem kaç günden fazla aç kalırsak ölürüz. Evet. Falan filan. Benim önceliğim, benim şu andaki hayatımda, şu andaki değil yani son 8 senelik en büyük önceliğim, en büyük derdim, en büyük gündemim. Bunlar yani hiç aklımın ucuna geçmez ya bu konuştuklarımız. Evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde haksız yere hapiste olanlar, hapiste girmiş, yatmış, çıkmış, hala istinaftan haber bekleyenler, istinafı da geçmiş, onu da geçmiş, beraat etmiş, bilmem ne olmuş veya cezasını yatmış, çekmiş. Fakat KHK'lı damgasıyla perişan halde yaşayanlar, bunlar Türkiye'dekiler. Yurt dışında olup KHK'lılar, benim gibi mesela, ülkesine gidemeyenler, bunlarla ilgili çözüm ne yapılabilir? Benim izlerimim yanlış olabilir. Teşekkür ederim. Böyle, tamamen bu başlık altında yapılan oda soyuların sayılarını inanılmaz derecede az buluyorum. Güzellikler diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlar odada şeyden düşüyor, konuşmadan mesaj atıyorlar. Şu an şey isteyen herkese inşallah bitene kadar
vereceğiz. Herkes riayet ederse. Can Bey dedi ki farklı düşüncelerin dile getirilmesi önemli. Önemsiyorum. Kanser hastası bir insanın konuşmak zorunda bırakılması Can Bey'i rahatsız etti. Yani bu noktayla ilgili, Mesih Gülen videosuyla ilgili bu adam bu duruma yani konuşturmak zorunda bırakmak doğru değil. Ebu Seleme'nin her ne dediyse canına tak etti ki dedi. İçeriği beni ilgilendiriyor. Hastalıklarına Allah şifa versin. Ben içerine bakıyorum diyor. Ahmet Kurucan Bey'in de bu videoyu paylaşmasının Ahmet Dönmez mülakatı, Ahmet Dönmez Ebu Seleme ile bir mülakat yaptı ve bunu Ebu Seleme Twitter hesabından duyurdu. Böyle bir mülakat yaptık, yayınlanacak diye. Bilmeyenler için konteks veriyorum. Bunun tesadüf olmadığına inanıyorum. Biliyorum demedi. İnanıyorum. Böyle olmadığına. Yani tesadüf değil diye inanıyorum. Bir ön alma gibi olabilir. Ve benim önceliğim hukuksuz yere mağdur edilen KHK mağdurları, hapisteki insanların çıkarılması, bunun konuşulması lazım diye düşünüyorum dedi. Teşekkür ederim. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Ender Özgür, Kuvayde ve İbrahim Bey, pardon MD Keskin var bir de. Özür diliyorum MD Bey. Ender Özgür'den sonra MD Keskin, sonra Kuvayde, sonra İbrahim diye hatırlıyorum. İnşallah yanılmıyorumdur. Sonra da sıra vereceğim. Herkes kısa öz tutarsa çok teşekkür ederim. Buyurun Ender Bey. Teşekkür ederim İsmail Hocam. Şimdi benim düşüncem Mesih Gülen abinin söylediklerinin %100 doğru olduğuna inanıyorum. Çok ancak bu gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ebu Selemi Bey'in iddialarının muhatabı Mesih Gülen abi değil. Ebu Selemi Bey'in psikolojik problemleri beni hiç ilgilendirmiyor. Hap alması da, ilaç içmesi de beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren tarafı iddiaların doğru olup olmadığı. O eğer Mesih Gülen abi deseydi ki söylediklerin hepsi deli saçmasıdır, yalandır, o zaman bir değeri olurdu. Ama öyle bir şey demedi. Şimdi o iddialar milyonları ilgilendiren, insanları çok kötü duruma düşüren bu iddialar doğru mudur, değil midir? Beni ilgilendiren tarafı bu. Şimdi Mesih Gülen abinin bir zorlama olmasa da bir rica üzerine konuşma yaptığını düşünüyorum kesinlikle. Şimdi bu kimlerse muhatapları, onların çıkıp konuşması gerekir diye düşünüyorum. Bu olayı sulandırılmak istendiğinin çok açık olduğunu düşünüyorum. Yani olay sulandırılıyor, yani hiç gereksiz bir video olmuş diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kısa tuttuğunuz için Ender Bey, herkese fırsat kalacak inşallah. Çünkü burada da vakit çıkmak üzere. Çıkmak üzere değil de hani benim de vaktim bitmek üzere. Mesih Bey'in söylediklerinin %100 doğru olduğunu düşünüyorum ama videonun gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü muhatabı Mesih Bey değil. Mesih Bey'in video içeriğinde de iddiaların doğruluğu ve yanlışlığına dair bir şey yok. Beni ilgilendiren mesele, herkesi ilgilendiren bu iddiaların doğruluğu ve yanlışlığı. Ben bunu merak ediyorum dediniz. Teşekkür ederim. MD Keskin Bey, siz de buyurun. Merhabalar. Ben bir genel olarak bazı bilgiler vermek istiyorum da. Aslında psikiyatrik hastalığı olanlara maalesef deli denerek sıfat takılmasını doğru bulmuyorum. Sebebi işte mesela karaciğer hastalığı olsun, mide hastalığı olsun, işte böbrek hastalığı olsun, bunlara bir sıfat takılmıyor. Ama maalesef psikiyatrik bir hastalığı olanlara böyle bir aşağılama bir sıfatı takılıyor ve o şahsı da maalesef biraz aşağılanıyor böyle bir sıfat takılınca. Bu yüzden deli sözünü kullanmasak çok sevinirim. Arkadaşlardan da ricam budur. Ve dünyada milyonlarca insanda bu bilindik psikiyatrik hastaları var. Yani hastalıkları var. Ve bu psikiyatrik hastalıklar ilaçla kontrol altına alınan bir şeydir. Eğer bu psikiyatrik hastalığı olan insanlar gidip mesela bir suç işlerse, işte insan öldürürse ya da yangın çıkarak bir şeylere zarar verirse, buna muhakeme yetenekleri işte kaybolup kaybolmadığı için psikiyatristler işte hastayı yatırırlar. Ondan sonra karar verilir. Ne kadar işte muhakeme yetenekleri kaybettim, kaybetmedim diye. Yani çünkü bu tamamen duyularımızın algılayarak işte algıda bozukluktan kaynaklanan bir şeydir. Benim açımdan Ebu Seleme Bey'in benim açımdan, bu tamamen bu benim fikrim, muhakeme kabiliyeti
azalıp azalmadığını bilmediğim için dediklerinin dikkate almamayı tercih tamam. ediyorum. Çünkü bunu ancak şey yaparak neydi? Ama şöyle bir kafamda soru işareti var. BSN'nin bazı konuşmaları tamamen biraz muhakeme kabiliyetinin azaldığını gösteriyor. Çünkü filtrelemede bir azalma var. Filtrelemede azalma olduğu için bazı muhakeme kabiliyetinin azaldığını düşünerekten dediklerine dikkate almamaya çalışıyorum. Çünkü nerede doğru, nerede yanlış olduğunu karar veremiyorum. Bu yüzden bir de şu şey var. Bir cümle kullansam olur mu? Sanırım bir video yayınlanacak. Ahmet Dönmez video yayınlayacak. Orayı izledikten sonra hususen bir hatırlatır mısınız bir daha? Yani ne düşündüğünüzü? Yani unutursam diye söylüyorum. Siz tamam. buyurun. Devam edin. Bir de bu insanın yazdıklarına cevap vererek duygu durum bozukluğu varsa eğer bu yapılan yorumlar o duygu durum bozukluğunu besleyen türden olur. Tamam. Bu yüzden çok fazla dikkate almamak gerektiğini doğru yol göstererek bir önlem alınması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bu kadar. Kısa ve öz izah ettiğiniz için doktor şeyle teşekkür ederim. Psikolojik hastalıklarla ilgili aşağılama ifadeleri kullanması yanlış. Birçok insan böyle hastalıklar yaşıyor dediniz. Hastalıklar kontrol altına alınabilir nihayetinde. Önemli olan insanın muhakeme yeteneğine bakılır dediniz. Benim gördüklerim kadarıyla ben söylediklerini dikkate almamayı tercih ediyorum. Çünkü filtreleme kabiliyetinin yani bunu şey demek istediğiniz herhalde söylediklerinin nereye varacağı, ne edeceğini değerlendirme kabiliyetinin zayıfladığını düşünüyorum. Eğer böyleyse zaten cevap verme veya ilgi gösterme bu tarz sıkıntıları besler. Bundan ötürü de daha tedbirli olmak daha faydalı, daha dikkatli bunu hani ateşe odun taşımamak gibi düşünmek lazım dediğinizi anladım. Öyle düşün, yani tam bunları söylemediniz de hani büyütmemek lazım bu tarz şeyleri tartışmalar dediniz. Ondan sonra sanırım sırada İbrahim Bey var. Buyurun İbrahim Bey. Ebu Selemen'in yapmış olduğu açıklamaların doğruluğuyla alakalı deli olup olmaması ya da psikolojik rahatsızlığın olup olmaması meselesi. Yani bir insan düşünün, terör örgütü olarak bir grubu örgüt olarak nitelendiriyor. Örgütün ana karargahı, onun tabiriyle söyleyeyim, karargahı denilen yerin 100 metre ilerisindeki villadan orayı kameraya çekiyor. Yani sen terör örgütü değil kardeşim, mahallendeki komşunla kavga etsen onun evini böyle kameraya çekemezsin, korkar çekinirsin. Demek tutarsız ki, diyorsunuz, tamam. Tutar, yani sıralı gidiyorum. Bölmezseniz direkt gideceğim yani. Hızlı konuşmaya çalışacağım zaten. Hı-hı. Zamanınız az olduğu için. Yani bu tutarsızlık içerisinde görmüş olduklarını, almış olduğu ilaçların da tesiriyle zamanında doğru kabul edip sonrasında o tesiriyle duygusal olarak hareket edip farklı yorumlayabilir. Böyle bakıldığı zaman söylediklerinin geçerliliği yoktur. Babasıyla yapılan görüşmeyi yapan kişi yani dayısı, eşinin dayısı, akrabası hem de hizmet yolunun arkadaşı olan bir kişi evine ziyarete gidiyor. Ve bu kendisinin teklifi olma ihtimali olamaz diyorlar yani. Hı hı. Asla ama asla o Mesih Gülen Ahmet Kurucan'a ben açıklama yapmak istiyorum diyemez. Neden? Nasıl yani? Öz iradesi yok mu bu insanın yani? Herkes diyor ki zorla çektirildi diyor. Tamam, tabii ki zorla çektirildi diyor. Tamam. Eğer ki babasını Ebu Seleme'ye karşı kullanmak isteselerdi, Ebu Seleme ilk açıklamaları yaptığı zaman, Önder Ateş ve diğerleri paylaştığı zaman, 100 bini gördüğü zaman derlerdi ki bak oğlum böyle söylüyor. Ama kanser hastası bir insan, hocamızın kardeşi bir insan, saygı duyulan, sevgi duyulan, yolun en başından beri hizmet eden bir insan olduğundan dolayı durumunu ön plana alıp göz önünde bulundurup rahatsız etmeyelim demişler. Ama belki de Türkiye'deki kardeşi Selman arayıp babasının hal hatır sorarken Ebu Seleme'den haberin var mı diye belki söyledi. O da ondan sonrasında haberi oldu. Hiç kimse bunu düşünemiyor bile yani. Yani bu haberi almayla beraber kendisine sorumluluk hissedip de böyle bir açıklama yapma durumunu hiç böyle eleştiren bu insanlar bunu göz önüne alamıyorlar yani. Olamaz. İlla ki zorla yaptılar. Hasta insanı kamera karşısına çıkardılar. Hasta insan. Ya biraz anladım. Mantıklı. Siz organik olduğunu düşünüyorsunuz yani. Elbette tamam. ki organik yani. Hı-hı. Çünkü tamam. kendi emeğinin olmuş olduğu yani başından beri. Yani Hoca Efendi ilk kardeşlerine çıkıyor ve ailesine sesleniyor. Ben bir yola çıkıyorum diyor İzmir'e vaaz verirken. Ben bir yola çıkıyorum diyor. Bu yolda size iftiralar atılacak. Sizin karşınıza gelinecek. Bu işin sonunda hapis var dedi. Eğer şimdi benimle irtibatınızı kesmek istiyorsanız kesin dedi. Ben soyadımdan da vazgeçerim dedi.
geldi. Bu insanların hepsi senin yolun neyse biz de o yolda izlediler. Yani aslında Hoca Efendi'nin kardeşi olduğu için açıklama yapmıyor. Kendisi işin başından beri, bu açıklamayı duyduğundan beri ve evveliyatıyla beraber işin içinde olduğundan ve sevdiğinden dolayı bu açıklama yapma gereği duyuyor ki onun özür dilemesine yani gerek diyorsun. Yok elbette yani. Biz ondan özür dileriz aslında bakılırsa. Evet. Şimdi bir başka beyefendi diyor ki en başta eleştirilere muhatap kişiler cevap vermiyorlar ama karşılığında öğretmenler cevap veriyor. Ya bu nasıl bir okumadır ya? Türkiye'den haberiniz yok mu? 8 yıldır olanlardan haberiniz yok mu? Bu insanlar sadece yukarıdakilere mi yönlendiriyorlar? Ben ona katılmıyorsunuz yani. Elbette ki katılmıyorum. 3 tamam, milyon insana bu insanlar terörist diyorlar. 3 milyon insana terörist diyor bu insanlar. Ben öğretmenim ama bana da terörist diyorlar. Elbette ki ben kendimi müdafaa edeceğim. Ve aynı zamanda AKP trollerine yapılan benzetmeyi söylüyor. O troller gibi cevap veriyorlar. Ne alakası var kardeşim? Troll maaşlı bir şekilde. 100 bin trollü var bu adamların. 100 bin maaşlı trolleri var bu insanların. Ya açıkladı bunu. Kendisi 100 bin kişiyle çalışıyoruz dedi. Devlet yöneticisi konumunda bir memur bunu söyledi. 100 bin. Şimdi 100 bin tane adamın iftira üretmek için çalışmalarına mukabil, rahat koltuklarında yapmış oldukları işe mukabil, terörist iftirasıyla beraber hayatlarında birçok problem alanı oluşmuş insanların kendisini savunmasını makul görmüyor yani bu insan. Makul görmüyor. Evet. Bunu ve onlara diyor ki onlar gibi cevap veriyor diye. Ya bu nasıl bir okuma? Bu nasıl bir bakış açısı? Bu nasıl bir feraset? İskender Bey'in yanlış okuma yaptığını düşünüyorsunuz. Tamam. Nasıl? Elbette ki saçmalıyor tamam, yani. Tamam. Şimdi bir başka? De başkası da var. Tamam. Bu şimdi diyorlar ki Ebu Seleme'nin söylediklerini dikkate alalım. Ne görmüş? Orada paşa demişler, şu demişler. Ya bu darbeyi eğer hizmet hareketi organize etmiş olsa dahi, hadi diyelim ki öyle. Bu darbeyi kim yaptı kardeşim? Tamam, 10 bin tane asker. Dikkate almayalım mı diyorsunuz? Ya yok alalım hadi dikkate aldığımızı varsayalım. Yani orada konuşup paşa şusu busu. Hani zaten bu amaç bu değil mi yani? Söylemlere baktığımız zaman bizim başımıza bu işi kim açtı hesap versinler de denilmiyor mu? Tamam hadi dediler ki darbeyi hizmet yaptı. 10 bin tane asker alırsın. O 10 binden sorumlu da her 5'ine de bir düşsün. 2 bin tane de hizmet hareketi içerisinde hoca sıfatında adam alırsın. 12 bin kişiyi toplar. İbrahim Bey, bir nefes alır mısınız bir dakika? Ne oldu? Şimdi şu oluyor. Buna Strowman deniyor tamam mı? Yani oldu? Siz bir dakika bir argüman üretiyorsunuz ona cevap veriyorsunuz. İnsanlar bunu dinlemek zorunda kalıyor tamam mı? Bu argüman zorunda kimse mı kalıyor söylemedi. İnsanlar? Ben onları dinlemek zorunda kalmıyor muyum? Evet. Değilsiniz zaten de demek ama istediğim nasıl, siz bize ne düşündüğünüzü söyleyin istiyorsanız. Ben kendimle alakalı bir meseleyi dile getiriyorum. Bana iftira atılmış ve benim üzerimden konuşuluyor şu an buradaki yani. Yok öyle benim, değil. Canım, yani, ben bu iftiraya maruz kalan birisi isem her benim meselemi konuşuyorsunuz İsmail Bey. Bu aykırı bir şey tamam, değil yani. Bu sizin olduğu kadar benim senin de meselem. Senin meselense ben hakkımı elbette ki savunmak isteyebilirim. Bir dakika. Tabii ki savunacaksınız. Sadece bir şey hatırlatıyorum sadece. Bize mesela diyorsanız ki ben İskender Bey'in söylediklerine katılmıyorum. Bunlar organik düşüncelerimiz. Biz troll değiliz. Bu yeterli olur zaten. Bunu ispatlamanıza gerek yok. Onu demek istiyorum sadece. Bize söyleyin. Sorun yok yani. Anlatabiliyor muyum? Yani üstünüze de almanıza gerek yok. Zaten şey söylüyorum ki. Söylemediğim bir şey kalmadı yani. Ki benim. Tamam. Güzel. Ben özetleyeyim size. Hayır özetlemeyin. Ben bitirmedim tamam. Ki daha. Bir dakika. Tamam. O zaman cümlelerinizi söyleyin. Yani argüman üretip cevap vermeye. İsmail Bey çok despot davranıyorsunuz ama. Niye böyle yapıyorsunuz? Ben böyle kem küm edip veya ara es verip bekleyen bir adam olsam biraz hızlan dersiniz yani. Niye böyle kesiyorsunuz ki? Söylüyorum tam olarak problemi yani söylüyorum. Yani burada bir takipçisi olan adam, sıfır takipçisi olan adam buraya çıkıyor. Ağzına geleni söylüyor. Hiçbir şekilde müdahale etmiyorsunuz. Ben iftiraya maruz kalan kişi olarak buraya çıkıyorum. Bir şeyler duyduğum konuşmacılar arasında duyduğum şeyleri dillendiriyorum. Onların söylemlerini birebir örnek alıp cevaplar veriyorum. Bana diyorsunuz ki sizi özetlemeye başlayacağım şimdi yani. Yani şimdi. Tamam. Ben de diyorum ki yani ben de aptal değilim buradaki zaten. Söylediklerinizi anlıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben hatta söylediklerinizi size özetliyorum cümle yok, içerisinde ya, benim özete söylüyorum. İhtiyacım da yok. Tamam, arkadaşlarım da belki yok ama insicam denen de bir şey var değil ya, mi? Hadi öyle. O zaman ben o zaman şimdi bir yarım saat sonra bir saat sonra ben odaya açayım. Siz gelin. Siz bütün iddialarınızı dillendirin. Tamam. Ben her seferinde sizi kese konuşmanızı böleyim bakalım nasıl olacak? İbrahim Bey düşüncelerinizi dile getirin. 50 defa söyledim. Düşüncelerinizi söyleyin. Buyurun devam edin. Düşüncelerinizi bitirin. Yani filanca şöyle söyledi ve böyle bu iddia geçmedi ki şimdi bir argüman üretiyorsunuz ona cevap veriyorsunuz. Tamam işte o argümana cevap veriyorum şu an. Eğer hizmet tamam. Darbe yapmış olsa 10 bin asker alırsın 2 bin tane de
Şimdi kimse bunu söylemedi zaten. Onu ya diyorum. Nasıl Ebu Selemen'in söylemleri içerisinde baktın ama Paşa'yla konuşuldu. Ahmet Dönmez. Tamam. Ahmet Dönmez'in yazılarına yaparsanız... baktığın zaman bundan bahsetmiyor mu? Ya İbrahim Bey, bunun anlaşılması ne kadar zor. Ben herkesin ne konuştuğunu önüme yazıyorum zaten. Kimse cemaat darbe yaptı falan demedi ya. Nereden çıkarıyorsunuz bunu ya? Uzatmayın şimdi. Bir konu konuşuyoruz. Her konuyu konuşmak istiyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Ben size ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Tamam, anladım. İskender Bey'in kitlesel tepki veriyoruz argümanını haksız buluyorum. Biz bireysel organik argümanlar üretiyoruz. Kimseden maaş almıyoruz dediniz. Ben sizi anladım. Benim konuşmamın ana konusu İskender Bey'in yapmış olduğu söylem değil ki. Ben genel olarak hepsinden yani bahsediyorum. Örnek veriyorum hocam. Hepsini yazdım zaten. Fikirlerinizi söylemeye devam edin. Kendi kendinize argüman üretip, yani söylenmemiş şeyleri söylenmiş gibi cevaplayıp sonra hani bir şey yapmayın. Hani insanların bir konu hakkındaki fikrini merak ediyorum. Darbeyi cemaat yaptı diyen hiç kimse olmadı hocam. Ben not alıyorum ya. Ya ben İskender Bey böyle söyledi mi dedim de siz bana diyorsunuz ki böyle tamam, diyen peki, olmadı. İbrahim Bey. Yok tamam. Şöyle mi oldu? İnşallah anlaşırız sonra, yani şöyle şeyler söylediniz tamam, hatırladığım kadarıyla. Tekrar söz alırsınız, şuna dikkat edin. Şunları söylediniz. Dediniz ki ben Ebu Selemen'in söylediklerini tutarsız buluyorum. Anladın mı? Yani hem bir terör örgütü FETÖ var diyeceksin, hem de bunu kamerayla çekeceksin. Kampın yanında olacaksın. Bunu tutarsız buluyorum. Söyledikleri böyle tutarsız şeyler. Sonra bak işte cümleler artık, yani geçerli değil. Bak işte ya, düşünce şeyim bozuldu. Neyse, Ahmet Kurucan örneğini hatırlıyorum. Ahmet Kurucan zaten akrabası, yaptığı videonun organik olduğunu düşünüyorum. Öyle bir art niyetli bir şey olduğunu düşünmüyorum. İskender Bey'in söylediklerine katılmıyorum. Biz bir troll ordusu değiliz. Hükümetin troll ordusu var. Biz organik cevap veriyoruz dediniz. Biz kendimizi savunuyoruz. Kimsenin adına da söz almıyoruz dediniz. Troll değiliz. Bundan sonrakini de ifade edebilirsiniz bir ara. Ama ben sıradakine geçiyorum. Kuaybi Hanım buyurun. Merhabalar. Ben klinik psikolog olarak çalışıyorum. Biraz önce psikologlar yok mu falan diye soran oldu. O yüzden bunu söyleme ihtiyacı hissettim. Şimdi kendi alanım itibariyle bakacağım hadiseye ve bu işin içerisinde yetişmiş birisi olarak bakacağım. Hı hı. Neden Ebu Selem'e şimdiye kadar bekledi meselesinde özellikle konuşmak istiyorum. Hı hı. Özellikle travma yaşayan insanların ve özellikle kapalı toplumda büyümüş olan insanların bunları anlayabilmek ve algılayabilmek için bir zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu bekleme süreci bundan kaynaklı oluştu. Çünkü hayatında bu işe adamış, bu işin içerisine yetişmiş, farklı bir alan görmemiş veya görse bile ben bu işle kurtulacağım, bu iş benim geleceğim, hayatım veya işte benim ideallerim ve bütün hayatının anlamını, bütün hayatının fikirlerini bu işe adamış olan insanların tabii ki bu travmayı yaşadıktan sonra olayları anlaması, algılaması, yeniden kendine yeni bir anlam oluşturması ve bu anlamdan sonrasında bir şeyleri eleştirmeye başlaması için zaman lazım. İkinci nokta da kendisi yakını olması, Hoca Efendi'nin yakın akrabası, yakın çevresinden olması da bu işte gecikmesinde önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kolay bir mesele değil. Bir insanın tamamen kapalı bir toplumun içerisinden çıkıp özgürleşerek işte burada yanlış yapıldı, yanlışlar bunlar. Bir de işin ana özünü, ana merkezini eleştiriyor. Çok çok kritik bir nokta. Bunun için bir zamana ihtiyacı olduğunu ve zamanın da şu anda geldiğini düşünüyorum Ebu Selim Bey için. İkincisi... Üçüncüsü şu anda bir sanizm yapılıyor. Yani işte etiketleme yapılıyor, bir discrimination yapılıyor. İşte mental problemleri var, işte intihara teşebbüs etti, yok işte ilaç kullandı, şu yapıldı, bu yapıldı. Yani kullandığı argümanların ne kadar doğru olup olmadığını mental hastalıkları üzerinden değerlendirmek insanların yanlış. Ve bu... Mesela o zaman babası için de aynı şeyi düşünebiliriz. Çünkü o da çok ağır bir hastalık geçiren ve çok travmatik bir süreçten geçen bir insan. Onun akıl sağlığının ne kadar iyi olduğu veya diğer noktaları tartışılabilir. Artı ben videonun altında, yani videoyu izlediğim zaman bu olamaz, bu olmamalı dedim. Çünkü
Ebu Selam'a başından itibaren hayır işte babam hep beni destekliyor dedi başından itibaren. Yani bu söylenmiş olamaz dedim. Altında başka bir video daha gördüm. O videoda da işte ben çocuğumun söylediklerinin arkasındayım dediği bir cümle var. Siz de öyle mi duydunuz? Evet, ben, evet. Özür diliyorum çünkü çoğu insan ikinci videoyu izlemediği için kızaca özür dileyim. İkinci bir video var Ahmet Kurucan Bey'in hemen o videonun altında. Aynen. Az izlendiği için. Orada diyor ki ben az önce intihara evet. kalkıştı dedim de intihara kalkıştı demedim. Pencereden atlayıp kaçıp Türkiye'ye gitmek istedi. Bu da kesin ölüm onun gibi birisini öldürürler diye. Yani kesin ölüm demek diye şey yaptım. Bunun haricinde söylediklerinin arkasındayım mı dedi, söylediklerinin arkasındayım mı dedi. Yani çünkü söylediklerinin arkasındayım dedi. Ben çünkü defalarca dinledim onu. Çünkü bu benim için gerçekten önemliydi. Freudian slip mi oldu diyorsunuz? Yani? Evet, yani orada bir sıkıntı var. Yani bir sanki bir... Tamam, bu sizin evet, kanaatiniz bilmiyorum. Diye not alıyorum. Yani ben özellikle. Evet, bu şekilde düşünüyorum. Ve hani intihar meselesine de yani işte atlamaya kalktı. Yani orada bir intihar girişimi yok da hani bir anda işte yükseldi ve sanki o işte o öfkenin yükselmesiyle beraber kendini camdan, gitmek için camdan açtı. Teşekkür ederim. Yani bir aklını kaybetme durumu yok gibi. Ben o şekilde algıladım, anladım. Yani bu şekilde insanları nitelendirerek bu şekilde davranılmasını kesinlikle ahlaki ve vicdani bulmuyorum. Üçüncüsü, dördüncüsü şunu söyleyeyim. Beş. Tamam. Beşincisi. Sorun değil. Bunları okay. kötü olarak yani, söylemiyorum. Bitirebilirim. Devam evet, edin. Yani burada bir travma sonrası bir growth var, bir büyüme var. Çünkü kendini yeniden ifade etme ve yeniden özgürleşme durumu var. Bu da tebrik edilmesi gereken bir durum ayrıca. Kendini o kültün içerisinden çıkarıp, grubun içerisinden çıkarıp, evet işte burada bu hatalar var, bunlar yapıldı diyebilmek bir growth'tur, bir büyümedir, travma sonrası büyümedir. Bu da tebrik edilmesi gereken bir nokta. Altıncı bir nokta var mı yoksa ben bir soru soracağım? Bir şey daha söyleyeceğim son olarak. Ahmet Kurucan'ın açıklamasının konusunda. Bu insanların bu tip yani politik mi diyeyim, siyasi mi diyeyim, din adamlarının bu tip şeylerin içerisinde karışmış olmalarını gerçekten ama gerçekten hiçbir şekilde ahlaki ve vicdani bulmuyorum. Daha önce Osman Şimşek olayında Emine Hanım konuşarak kendisini çok ciddi derecede insanların nazarında eksiğe düşürdü. Şu anda da Ahmet Kurucan'ın bu şekildeki davranması yine aynı şekilde bizim bir otorite olarak, dini anlamda otorite olarak kabul ettiğimiz bir insanın böyle bir şeyin içerisine karışmış olması cemaatin... Doğru anlamış mı? Siz Ahmet Kurucan'ın bu organik bir düşünceyle videoyu yayınlamadığını, evet, dolayısıyla bir tartışmanın içerisine... Evet. Tamam. Evet, kesinlikle. Bilinçli girdiğini, siyasileştirdiğini konumunu kullandığını. Emine Erdoğan gibi taraf tuttuğunu... Emine Erdoğan değil de neydi? Emine Erdoğan değil ya. Emine Şen... Allah'ım. Emine Hanım gibi insanların gözündeki o dini ve ahlaki otoritesini maalesef bu şekilde sarsıklarını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Kuvayi Hanım, çok teşekkür ediyorum. Yani şundan ötürü teşekkür ediyorum. Söylediklerinizin bir kısmına katılmıyorum ama yani net olduğunuz için belki mesleğinizle ilgili. Şimdi şöyle başladınız, dediniz ki ben daha çok niye bu kadar beklediği üzerine konuşmak istiyorum. Birincisi, travma yaşayan insanların bir süreci olur. Beklemesi normaldir. Sıcağı sıcağına olmaması normaldir. İkincisi, Gülen soyadını taşıdığı için, aidiyet hissi daha yüksek olduğu için daha çok zaman istemesi de normaldir. Beklemesi de normaldir. Üçüncüsü, etiketleme yapılması derogatif bir manada. Hani böyle insanlar hasta, deli, depresif, intihara meyilli falan gibi şeyler oldukça yanlış. Aynı argümanlar babası için de kullanılabilir. O da hasta. İşte hani insanlarla uğraşmak istemiyor olabilir falan gibi. Yani dördüncüsü, dedikleriniz ki bunu çoğu insan şey yapmıyor da ben şahsen söylediklerimin arkasındayız dediğini düşünüyorum Mesih Bey'in. Bir önceki videoda her söylediğimin arkasındayım. Sadece intihar meselesi yanlış anlaşılmasın. İntihara kalkıştı demedim. Pencereden atlayıp kaçıp Türkiye'ye gitti. O da yani kesin ölüme gitmek istedi gibi. Yani söylediklerimin arkasındayım. Siz ama söylediklerinin arkasındayım. Yani oğlumun söylediklerinin arkasındayım gibi. Çünkü zaten çok bir yalanlama da yok işin doğrusu. Sadece hasta oğlum, kusura bakmayın üzüldüyseniz diyor. Sonra bir de şu var. Beşinci nokta, dediniz ki travma sonrası bir büyüme yaşadığını düşünüyorum. Dolayısıyla kendini daha özgür hissediyordur muhtemelen. Buradaki sorum şey olacaktı eğer burada bitirseydiniz.
O zaman siz bu Ebu Seleme'nin konuşmaya devam edeceğini, çünkü bunu bir yanlışlıkla değil de bir büyümesinin bir gereği, bunu artık kendi yeni kimliğinin bir parçası olarak görecek diye evet, düşünüyorsunuz. Evet, kesinlikle. Konuşmaya devam edecek diye tahminde evet, bulunuyorsunuz. Kesinlikle, diye. Kesinlikle. Bu, evet, tamam. Bu konuşmayı ve bu bir tetikleme olacak ve başkalarının da konuşmasına yardım edeceğini düşünüyorum. İçeriden birinin konuşması. Bu zaten bir manada, bu da ayrı konuşulur aslında. Keşke bir ara sadece böyle bir oda açılır. Yani bu biraz Osman Şimşek'in konuşmasıyla da ilgili o manada. Ayrı mesele. Neyse, geri dönüyorum. Son madde olarak da Ahmet Kurucan Bey'in din adamı olarak bu işe bu şekilde siyasi, organik olmayan bir şekilde dahil olduğunu düşünüyorum ve doğru bulmuyorum dediniz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Selim Bey çok uzun bir süre bekledi. Ahmet Bey'e bir söz vermek istiyorum sabırla beklediği için. Teşekkür ederim. Sonra da maçı bitireceğiz. Bakın 2 saati doldurduk. Lütfen herkes kısa tutarsa, hani 8-10 kişi daha şey istiyor ama. Buyurun Ahmet Bey. Merhaba, duyuyor musunuz beni? Duyuyorum, gayet iyi duyuyorum. Ben de şimdi birkaç noktayı not aldım, onları söyleyeceğim. Kısa, çabuk söylemeye çalışacağım. Şimdi Ahmet Kurucan, Hoca Efendi'nin kamptan ayrıldığı iddiaları ortaya çıkınca hemen Hoca Efendi'nin yanına gittiğini açıkladı. O ana kadar açıklamamıştı. Sonra Ebu Seleme'nin yazdıkları çıkınca bu sefer de Mesih Gülen'in yanına gitti. Ben bunların normal bir olağan bir şekilde geliştiğini düşünmüyorum. Çünkü hani birinci iddiada orada, ikinci iddiada da Mesih Gülen'in yanında. Bence bu tamamen Ebu Seleme kimleri eleştiriyorsa onların yönlendirmesiyle Ahmet Kurucan hareket ediyor bence. Zaten Ebu Seleme de hani onun zarf aldığını, o zarftan dolayı böyle konuştuğunu söylüyor. Yani bir yerde Ebu Seleme'yi doğrulamış oluyor bu hareketi. Ben böyle düşünüyorum. Evet. İkincisi, şimdi Hoca Efendi üzülmesin diye çok gerçek, çok kritik noktalarda bile ona bilgi vermeyen, bunu söylersek Hoca Efendi üzülür diyen İnsanların Hoca Efendi'nin kardeşine kendi oğlu hakkında böyle çok üzücü şeylere hemen haber verip üstüne bir de ondan video istemiş olmaları. Bence bu istekle yapılan bir şey. Tamam, bunu da evet, organik bulmuyorsunuz. Çok gayri insani geliyor bana. Galiba Can Bey de bunu belirtmişti. Gerçekten çok gayri evet. insani. Üçüncüsü, Mesih Gülen oğlunu yalanlamıyor aslında. Sadece üzüldüğünü söylüyor. Ender Bey de bu konuya dikkat çekti. Birisi daha, Kuay Bey'in de galiba dikkat çekti. Yalanlamıyor. Sadece üzgün olduğunu söylüyor. Asıl burada bence muhatap mesela Ebu Seleme Saffet Bey'den çok bahsediyor. Yani eğer Ahmet Kurucan gidip Saffet Bey'le konuşsun. Eğer çok şeyse bu konuda bir aydınlatmak istiyorsa herkesi. Çünkü Ebu Seleme en çok Saffet Bey üstünde duruyor. Ama Saffet Bey hiç ortada yok. Bir kere onun sessiz kalması çok bence yanlış. İki, Ahmet Kurucan eğer bir olayı açıklığa kavuşturmak istiyorsa gidip Saffet Bey'le konuşsun. Onun görüşünü alsın. O da yok. İkincisi, burada mesela İskender Bey'in söyledikleri çok şeydi. Ben çok önemsiyorum. Dedi ki hani yapılan bir yanlışı dedi. Bu yanlışın muhatapları, tavandakiler sahiplenmiyor ama tabandakiler bunu savunmaya çalışıyor dedi. Gerçekten ben kendi bir örnek vermek istiyorum kendimden buna. Mesela bu soru çalma meselesinde ben herkese karşı hayır ben de o kadar sınava girdim hiçbir şey almadım diye herkese savunuyordum. Sonra Kanada'da yaşıyorum şu an, bu süreçten sonra Kanada'ya geldim. Kanada'da geldiğimde ev arkadaşı ya beraber tuttuğumuz kişi bana dedi ki evet ya 2010'larda abiler bize kapitsiz sorular getiriyordu dedi. Böyle başımdan kaynar sular indi. Ya ben herkese karşı canhıraş bunu savunurken meğersem işin gerçekten varmış yani. Belki çok az varmış ama varmış yani. Çünkü benim Kanada'da ev arkadaşım bunu almış. Yani hani o tavandakiler gerçekten hiçbir şeye cevap vermiyorlar. Tabandaki insanlar bizler. Kendimizi şey yapıyoruz yani. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Ahmet Bey hem kısa öz hem de özgüvenle söylediğiniz için. Ahmet Bey diyor ki Ahmet Kurucan Bey'in hocanın işte kampta değil Hoca Efendi iddiaları çıkınca kampa gitmesi, işte diğer meseleler çıkınca Mesih Gülen'e gitmesi, bunları ben tesadüf görmüyorum. Reaksiyoner
inorganik görüyorum diyor. Bilmiyorum siz katılır mısınız? Bana birisi organik geliyor en azından. Mesih Gülen ziyareti gayet organik geliyor, öyle söyleyeyim. Ama bu da benim kanaatim. Belki Ahmet Bey'e yakıştıramadığım için. Veya en azından iyi niyetle fitneyi azaltmak için yapılmış gibi düşünmek istiyorum. İkinci madde şeyi de Hoca Efendi'ye üzülmesin diye bilgi vermeyen insanların Mesih Bey'e de işin aslını faslını içeriğini iyi anlattığını düşünmüyorum. Üstüne üstüne bir de video istemelerinin yani bir organik bir şey pardon organik değil Mesih Bey'in organik bir talebi değil tam tersine istendiğini düşünüyorum. Bunu da gayri insani buluyorum diğer arkadaşların söylediği gibi dedi. Sonra dedi ki Mesih Bey de zaten benim anladığım videoda oğlunu yalanlamıyor. Sadece üzüldüm diyor. Aslında Ahmet Kurucan Bey bu mevzu anlaşılsın istiyorsa Saffet Bey'i konuşturmalı. Bir de şu noktayı dile getirdi. İskender Bey'in söylediğine katılıyorum. Gerçekten taban masum olduğu konularda veya taban derken muhatabı olmayan kişiler, benim gibi kişiler yani kendi Ahmet Bey kendini örnek verdi. İşte biz dedi mesela soru çalmadık, kendi imkanlarımıza girdik, herkesi savunurken mesela 2010 yılında en azından bir sene, bir dönem bir kişinin soru çalma hadisesinin içerisinde olduğunu öğrendim. Ve bilmediğim bazı konularda muhatapları yerine savunmaya geçtiğimi anladım. Başımdan kaynar sular döküldü dedi. İskender Bey'e katılıyorum dedi. Çok teşekkür ediyorum kısa öz tuttuğunuz için. Şimdi Selçuk Bey var, sonra Yıldız Bey var. Selçuk Bey buyurun. Bir de böyle şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu da yanlış anlamayın. Şimdi çok aşağıda talep geldiği zaman gerçek ismiyle yazanlara öncelik verme eğiliminde olabiliyorum. Selçuk Bey de hem cemaatin içinde, Bosna'da esnaf ve medya faaliyetlerinin içinde bir insan olarak belki daha yani şey mitçi değil veya işte aşağıda mitçi aşağıda değil. Bak orada buyurun. Duruyor mitçi Burak Bekiroğlu nerede kaçtı mı az önce oradaydı. Ha öyle mi? Bu sıkıntı İsmail yok. İsmail hocam nasılsın ya? Seni gerdiler mi bugün biraz? Teşekkür ederim. Yok gayet iyi. Şimdi ben diğer dinleyenlere yani söyleyeyim İsmail olmadı. Hocam Laz olduğu için böyle ne kadar büyük bir akademik şeyi olmuş olsa da çok damarına basmayın yani bir anda o damarı çıkabilir. Yanlış mı söylüyorum İsmail hocam? Size katılmıyorum. Öyle. Buyurun. Şimdi şöyle ben birçok şeyi üzülerek dinliyorum. Gerçekten üzülerek dinliyorum. Mesela benim bugün söylediği gibi. Mesela az önce işte bir hanımefendi işte klinik psikoloğum dedi. Yani hiç olayları o şahsı tanımadan olayları bilmeden ötekisi doktor ben söylediklerine katılıyorum dedi. Ya küfür etti. Yani küfürün neresine katılıyorsun yani? Bildiğin küfür etti. Yani böyle sanırım onu kastetmemiştir. Yani şey. Ama hani çoğu küfürdü yani söylediklerinin. Yani bir de bir meseleyi unutuyor insanlar. Buradaki bütün saydığınız hepsi paydaşların hepsi bu ailenin bir bireyleri. Yani hepsi birey yani hı hı. Bunlar hepsi akrabalar. Yani o eniştesine hı hı. Küfür ediyor. O videoyu kendisi yayınlayan işte akrabası, o onun eniştesi. O bunların hepsi bu ailenin üyeleri. Yani aslında burada hı hı. Bir ailenin dedikodusu yapılmış gibi oluyor. Bir anlamda ona geliyor. Hı hı. Ben burada bir aile dedikodusu oldu. Yani tamam. Yani başka? O amaçla yapılmıyor ama iş ona geliyor yani. İkinci bir mesele buradaki olur. İnsanların çoğu bu insanların hiçbirini tanımıyorlar. Yani ben bu bahsettiğiniz hı hı. İnsanların hepsini şahsen tanıyorum. Nasıl durum? Yani mesela abiden bahsediyorsun ya mesela abi bunu izlediğinde bu anlatıldığında yerin dibine girmiştir. Çünkü öyle bir insan hı hı. Çıkamaz yani büyük ihtimal Hoca Efendi'nin yanında uzun süre çıkamaz yani. Ondan sonra. Mesih abinin videosunu organik olduğunu düşünüyorsunuz kendi yani başka türlüsü yani. Mümkün mü? Yani başka türlü düşünmek yani mümkün. Yani şu başka türlü düşünmek mümkün de başka türlüsü mümkün. Yani bu zan olur başka bir şey değil. Tanımadığınız bir insan için diyorsunuz ki bu bunu buna yaptırmıştır. Ama siz onu tanımıyorsunuz ki o yaptırılabilecek biri mi onu bile bilmiyorsunuz. Selçuk Bey sizinki de zan zaten. Hep hayır zan değil. Ben bu insanı tanıyorum. Yani benimki de bir zansa yani birçok buradaki insana göre daha fazla gerçeğe yakın bir insan. Ben şahsen tanıyorum bu insanı. Anlamıyorum. Buradaki problem tamam. Zaten insanların hiç tanımadıkları insanlarla ilgili böyle şeylerde bulunması. Ben bir şey de demiyorum. İnsanların ihtiyaçları var belki konuşmaya.
belki bir şey, herkesin içinde kendi bir beklentisi var, ona da bir şey demiyorum. Bir şeyi hatırlatıp sadece bu gerçek bu yani, başka hiçbir şey değil, bunu söyleyip kapatayım. Sizi de en kısa zamanda bir daha görmek isteriz İsmail Hocam. Ruberu diyor ki Hucurat Suresi 12. ayet. Ey inananlar, zannın çoğundan sakının. Zira zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin suçunu araştırmayın. Kimse kimseyi çekiştirmesin. Hangi biriniz ölü kardeşin etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz. Allah'tan sakının. Şüphesiz Allah tevbeleri daima kabul edendir, acıyandır. Yani buradaki insanların çoğu bu ayete iman ettiğini düşünüyorum. Biraz bir şey söylerken, yaparken, konuşurken, yani bir inandığımız ayete de ondan sonra bir daha bir hatırlayalım diye sözlerimi bitiriyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi Selçuk Bey dedi ki ben çok üzülüyorum konuşulanları duyunca. Bir iki isim de verdi ama gerek yok sanırsam. Bir kere burada konuşulan şeyler bir aile hakkında dedikodu olmuş oluyor ister istemez. İkincisi insanlar konuştukları kişileri tanımıyorlar. Ben Mesih abinin, Mesih Gülen'in, Ebu Seleme'nin durumuna gerçekten üzüldüğünü ve açıklamalarını o üzüntüyle yaptığını, organik olduğunu düşünüyorum dedi. Ayrıca hepinizi uyarıyorum dedi. Zannın çoğundan şey yapın. Çeşitli meselelerle çeşitli meselelerle suçlanan insanlar hakkında aşırı zanına girmeyin. Zannın çoğu zararlıdır dedi. Teşekkür ediyorum. Yani Kur'an ayeti verdi. Yıldız Bey buyurun. Abi şimdi şöyle, bildiğiniz gibi bu süreci yaşıyoruz. Mesela örnek vereyim, şu ana kadar o kadar şeyler yaşadık. Bir tanesinin en ağır hakaret etmedi tutuklanırken, gözaltına alınırken. Şimdi böyle şeyler olunca abi ben ilk o tweet'i gördüğüm zaman hemen bir şey olduğunu anladım. Hatta burada bir iki kişiye de paylaştım. Kendileri de anlamaya çalıştığını söylemişlerdi. İkincisi abi, olay bu dediğim kişi 3 gün önce paylaştı. Yani paylaşmaya başladı en son bildiğim kadarıyla. Video dün yayınlandı. Ebu Seleme'nin, özür dilerim, Ebu Seleme'nin tweetlerinden bahsediyor evet, sanırım. Evet. Kendisi 3 gün öncesinde, 3-4 gün öncesinden paylaştı bu tweetleri ama video dün yayınlandı. Şimdi düşünün ki abi bir babasınız, elbette bu yorumlar size geliyor. Ve yani bir baba olarak bir cevap hakkı vermeniz lazım. Yani sonuçta birkaç kişiye küfür, hakaret ediliyor ve bunun utancını yaşarsınız yani. Yani o babanın durumuna düşmeyi de Allah kimseye nasip etmesin. Şimdi abi sizden önce de çoğu kişi sever sevmez bilmem. Ben Ekrem Dumanlı Bey'in videosunu izledim şu an. Kendisinin açıklaması da şu abi. Kendisi diyor ki İşte bu video, bu paylaşımlar olduktan sonra kendisi, babasının babası rica etmiş Ahmet Kurucan hocamıza. Demiş benim tweetim yok, bir paylaşım yapayım bunu yayınla. Kendiniz de izleyebilirsiniz yayından sonra. O vesileyle, yani kendisinin ricasıyla bu video yayınlandığını belirtti Ekrem Dumanlı. Şimdi abi öyle bir şey ki Ahmet Kurucan paylaştığım tweet'te zaten onu söylüyor hocam. Bunu herkes biliyor. Onu demek istiyorum. Yani illa dur yani zorla bir yayınlanan bir video olmadığını düşünüyorum ben. Onu demek istiyorum. Tamam. Anladım. Yani, evet, teşekkür ediyorum. Başka var mı bir şey? Bir de şeyi soracağım abi. Şimdi en başta yani bunun söyledikleri paylaşımlar abi bir infial gibi şeye sebep oluyor. Yani bazı kişilerin ekmeğine yağ sürmüş oluyor. Ben bu kişinin yani engellenmesi gerektiğini düşünüyorum yani. Anladım. Teşekkür ediyorum Yıldız Bey. Şimdi öncelikle dediniz ki Ebu Seleme'nin tweetlerinde art niyet var. İyi niyetli görmüyorum. İkincisi 3-4 gün sonra zaten babasının videosu yayınlandı. Onu da organik bir girişim olarak görüyorum. Bence Ebu Seleme'yi hepimiz bloklamalıyız dediniz. Teşekkür ediyorum. Evet, sanırım sırada Ütopya Hanım, siz böyle söz hakkından vazgeçerseniz Efe'ye vermek istiyorum. Onu tanımıyorum. Olur mu? Ya da kısa bir şey söylemek isterseniz buyurun. Çünkü aşağıda 10-11 kişi daha var. Yani bir 10-15 dakikada kaç kişi alabiliriz alamayız anlarız ama buyurun.
Yani bilmiyorum, siz söyleyin, siz karar verin. İstiyorsanız susabilirim, konuşmayabilirim. Nasıl isterseniz, ben size bırakıyorum. Ben belki farklı düşünen insanlara tamam, biraz fırsat olur diye düşünüyorum. Tamam. Yani hep aynı düşünceler dilerim. Ben mektup yazarım. İçimi dökerim orada. Tamam. Evet, eyvallah, tamam. Efe Bey, Efe Bey Hanım. Merhabalar, merhabalar. İyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar. Şimdi, şöyle söyleyeyim, bu 8'in... Çok efendim, buyurun İsmail Bey. Kısa ve öz tutabilirseniz çok sevinirim. Olabildiğince biraz kısa formata alışmışsınızdır. Olabildiğince kısa yani tutmaya çalışacağım. Problem yok. Evet, şimdi buyurun. Bu 8. yılımız, 8 yıl oldu. İnsanlar içeride, bir kısmı öldü, bir kısmı ölüyor, bir kısmı işkence çekiyor. Ve biz burada ne konuşuyoruz? Yani acaba cemaatin çelik çekirdeğindeki bazı insanlar şu işi yaptım, yapmadım. Ağzını açan kimi savunuyor, kimden bahsediyor? İçerideki herhangi bir insandan bahsediyor mu? Onları kurtarmaktan bir çözüm önerisi var mı? Yok. Şimdi aradan 8 yıl geçti. Soykırım olduğu iddia ediliyor. Şimdi soykırımı tespite yönelik bir kurum tesis edildi mi? Soykırım enstitüsü kuruldu mu? İnsanlar raporlaştırıldı mı durumları? Bu rapor çeşitli Avrupa'daki kurumlara sunuldu mu? Böyle bir çalışma var mı? Evet. Buyurun. Sesiniz gitti birden. Parti kurun demiyorum. Hı hı. Ama bir çözüm var mı? Yok. Hı hı. Darbe olduktan sonra, darbe yaşandıktan sonra insanlar Meriç'e yöneldi. Aradan 8 sene geçti. Son 2 yılda bir sürü insan son 2 yıla kadar hala ölüyorlardı ve yakalanıp geri itiliyorlar. Hadi ülkeye sözünüz geçmiyor. Ülkenin dışındakine de mi sözünüz geçmiyor? Orada bir düzen kurulabilir miydi? Mümkündü. Yapıldı mı? Yok. Ne yapıyorlar? Kendileriyle uğraşıyorlar. Yani bana buradan gördüğüm öyle. Değilse aksini söylesinler. Çünkü yoklar ortada. Yani çünkü çözüm yok. Şimdi kısaca söyleyeyim. 68 plus dediniz siz geçen bir yazınızda gördüm. İnsanlar 68 plus yaşında. Ali Heyet. Ali Sabancı'nın başarısızlık zirvesi var. Yani Sabancı Holding'in yönetim kurulundaki 65 plus'tan bahsediyor. Yani isteyenler oraya bakabilirler. Yani biz o insanlardan biz çözüm bekliyoruz. Var mı bir çözüm? Yok. Ayrıca 2016'dan sonra 3. Dünya ülkelerindeki okulların kapatılması ve oradaki abilerin çekilmesi lazımdı geriye. Bu yapılmadı. Yapılmadı ve bir sürü abimiz bizim kaçırıldı, işkence gördü. Hala içeride, hala salınmadı. Yani verdikleri ve vermedikleri kararlar yüzünden biz çile çekiyoruz. Ölüyoruz, zulüm görüyoruz. Memleketimizden, yurdumuzdan oluyoruz. Ama soru soranlar fitneci oluyor. Şimdi İsmail Sezgin soru soruyor, Ahmet Dönmez soru soruyor, diğer gazeteciler soru soruyor ve hemen çıkıyor. Fitne vermeyin kardeşim, fitne vermeyin. Siz konuştunuz diye, Ahmet Dönmez konuştu diye veya diğer bir gazeteci konuştu diye kaç kişi öldü? Kaç kişi işkence gördü? Kaç kişi Meriç'te, Ege'de boğuldu? Ama bu işe devlet bir olta attı, birileri de yakalandı. Bu kitleyi devletin attığı oltaya yakalattılar. Ve o insanlar eğer fitne ise bir sürü insanın ölmesine sebebiyet verdiler. Belki fail değiller ama o faillerin bu fiilleri işlemesine sebebiyet verdiler. Ve insanlar da soruyorlar. Yani bu ne iş yapıyorsun? Fikri mesabesinde bir soru. Yani bu, siz bunu yaptınız ve hesap verin kardeşim diyebilir mi bir insan? Canı yanan bir insan? Çok rahatlıkla. Şimdi geçiyorum başka bir şey. Bağlayacaksınız çünkü konuya gelin diyecektim. Yok, konuya geleceğim. Tamam. Ülkeyi 22 yıldır yönetiyorlar. Yönetenlere diktatör deniyor. Değil mi? Diyorlar. Diktatör diyorlar. Ben merak ediyorum. Oradakiler acaba kaç yıldır, kaç senedir yönetiyorlar, hizmetin başındalar? Hı-hı. Yani ne zaman bırakacaklar acaba? Bırakmayı düşünüyorlar mı? Çünkü en eğitimli cemaatiz. Acaba yönetebilecek ehil, yani dünyayı bilen akademisyen veya akademisyen olmasın fark etmez. Ama Amerika'yı bilen, Avrupa'da yaşayan, yönetebilecek kabiliyette kimse yok. Şu stage'de kaç kişi vardır acaba yönetebilecek? Riyasette, kiyasette. Ve biz neyi konuşuyoruz? Şu anda neyi konuşuyoruz? Mesih Gülen abinin açıklamasını, Ebu Seleme Gülen'in açıklamasını bunlarla konuşuyoruz. Niye bizim gündemimiz, niye onların gündemi içeride yatan yüz binlerce insan değil? Niye? Şuraya getiriyorum. Şimdi biz 2016'da önce devlet üstümüze gelince, bitiriyorum. Devlet üstümüze gelince mücadele ettik. Sonuç ne oldu? Perişan olduk. Şimdi yani devlet çünkü çelik çekirdeğini korudu. Şimdi hizmet de çelik çekirdeğini koruyor. Ve aynı şeyi yaşıyoruz.
Şimdi biz hizmetin çelik çekirdeğine soru sorarak onların değişmesini bekleyerek bence nefesimizi tüketmeyelim. Çözüm üretelim. İçeridekiler için çözüm üretelim. Yani bizi boşuna uğraşıyorlar. Bizim nefesimizi boşuna tükettiriyorlar. Perişan olduk, öldük zaten. Artık bıraksınlar. Zaten kazandılar onu. Bakın sonuca kim kazandı? Devlet kazandı. Burada da kim kazanacak? Yine hizmetin çelik çekirdeği kazanacak. Bırakmayacaklar yani koltukları. Teşekkür ediyorum Efe Bey. Gayet net anladığımı düşünüyorum. Dediniz ki biz burada önemsiz konuları konuşuyoruz. Önemsiz konular konuşuluyor. Soykırım yapıldı, bu bir raporu bir şey yazıldı mı yazılmadı. Çözüm üretiliyor mu üretilmiyor. Bir sürü insan içeride, onlarla ilgili bir çözüm yok. Üçüncü dünya ülkelerinden insanlar çıkarılmalı da çıkarılmadı. Meriç'ten geçişler zorlaştı. Buna rağmen bir bunlarla ilgili bir yani ülke dışında bir sistem kurulamadı, çözülmedi. Yani biz tamam yönetim işte diktatörleşiyor veya değişmiyor. Diktatörlük biraz ağır bir ifade olur belki ama çünkü nihayetinde gönüllülük esasına dayalı bir hareket, mecburiyet yok. İnsanların şeyi var ama yine de bir yöneticilerin değişmiyor. Niye değişmiyor? Ne zaman bırakacaklar? 2016'da devletle mücadele ettik. Devletin demir çekirdeği kazandı. Devlet demir çekirdeğini muhafaza etti. Şu anda bu konuşmalarda hizmetin demir çekirdeğine sataşma saldırı sayılır. Yine siz yani biz konuşanlar kaybedecek. Daha önemli şeyleri konuşmak lazım dediniz. Teşekkür ediyorum. Buradan sadece bir şey söylüyorum. Bunların bir kısmını ben mesela yaptım, oraya girmek istemiyorum. Bunu da yine önemli bir şey olarak görüyorum. Ama onu zaten program başına izah ettim. Sonra devam ederiz. Eğer Emre Uslu bekleyebilirsen Northern Fugitive birkaç cümle söylemek isteyecek herhalde. Buyurun. Sesiniz çok zayıf geliyor bana. Çok teşekkür ederim. Hem söz verdiğiniz için hem de yaklaşım. Özür diliyorum. Bir tek bende mi böyle yoksa çok ses çok derinden geliyor arkadaşlar. Size de öyle mi geliyor? Konuşmacılardan birisi de tepki verebilir. Emre Bey siz duyuyor musunuz Northern Fugitive'i? Duymuyorum. Şimdi daha iyi mi? Şimdi daha iyi. Buyurun. Buyurun. Birazdan kulak. Kısa bir toparlarsa. Evet, tamam buyurun. Bir saniye. Allah Allah. Arkadaşlar niye böyle hep programın sonuna doğru geliyor? Şu an sizi duyuyoruz. Northern Fugitive gayet güzel. Şu an devam edebilirsiniz. Tamam. Arkadaşlar erkenine söz isteseydiniz ya, bu kadar 2,5 saat buldu. Bitireceğiz yani. Yarın devam ederiz veya başka bir gün. Teşekkürler. Ben öncelikle moderasyonunuzu çok başarılı bulduğumu, profesyonel bulduğumu söyleyerek başlamak istiyorum. Ben bu yaşanan olaylardan önce aslında çok cemaatle ilgili konuları yakından takip etmiyordum. Fakat bu olay biraz da iletişim mesleğinde hasbelkader bulunduğumuz için biraz dikkatimizi çekti. Ben dolayısıyla bir iletişim stratejisi açısından değerlendirmek istiyorum. Çok. Bu olay dediğiniz hangisi? Mesut Gülen hadisesi. Evet, yani tweetler ardından babasının açıklaması. Burada iki tarafa ayırdığımızda aslında olayı şöyle değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Öncelikle Kemal Gülen'in bir yazısı var. Ahmet Kurucan'ın yazısı onu takip ediyor. Sonrasında da Mesih Gülen Beyefendi'nin şu anki bahse konu videosunu tartışıyoruz. Burada ortak noktanın hepsinin akrabalardan, bu açıklamaların akrabalardan, aile çevresinden geldiğinin ortak noktası çok açık bir şekilde gözüküyor. Zannediyorum cemaatin tepe yönetiminde bu iddialara nasıl karşı cevap oluşturulacağını karar veren insanlar, madem akrabadan geliyor o zaman reaksiyonu da akrabayla akrabalardan verelim diyerek bir muhatap bazlı bir strateji izliyorlar diye düşünüyorum. Halbuki ben takip edebildiğim kadarıyla tabanda biraz daha Ali heyetten kurumsal bir açıklama beklentisi olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak bir panik havasının hakim olduğunu düşünüyorum veya sezinliyorum diyebilirim. Çünkü şu ana kadar kimse iddiaların içeriğiyle ilgili bir yalanlamada bulunmadı. Ali heyette mi bir panik havası var? Vallahi ben o kadar hiyerarşik yapıya hakim değilim. Cemaatin tepe yönetimi panik diyebilirim. Panik havası nerede var diye. Ha, cemaat yönetimde. Tamam. Evet, çünkü yani baktığımızda uzun zamandır düşünülen, koordine edilmiş bir stratejinin karşımıza çıkan iletişim
ögelerini görmüyoruz. Sanki bir panik havasıyla mikrofon kime tutulursa işte hoca efendinin kardeşi muhakkak konuşturalım etkisi olur diyorlar. Fakat reaksiyon farklı oluyor. Ben bunun bir panik sonucu olduğunu düşünüyorum. Ve aslında bu paniğin ve ortaya çıkan orta çaplı krizin de aslında cemaatin bu tepe yönetiminin kronikleşmiş sorunu olan şeffaflıktan uzak durma, bilinçli bir şekilde şeffaflıktan uzak durmanın getirdiği doğal bir sonuç olarak nacizane değerlendiriyorum. Çünkü karşı tarafta baktığımızda çok büyük iddialar var. Büyük iddiaların inandırılması tavanı güçtür. Yani inanılması ne kadar büyük bir iddia varsa siz sessiz kaldığınızda bu şey yapar. Yani ortadan kaybolur. Aynı zamanda üslup açısından çok eleştirilen bir noktada. Hani insanlar buna da eğer karşı tarafı iletişimde galip olmak istiyorsanız bu tür taraflara da oynayabilirsiniz. Fakat iddialar dile getirilmiyor. Kişinin kendisi üzerinden yapılan bir nasıl diyelim aşağı çekmeyle sanki iddiaların da aşağı gideceğine dair yanlış bir hesaplama olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu muhataplara baktığımızda iddialara ve verilen cevaplara baktığımızda ortalığın bir karmaşa portresini andırdığını ben söylemeliyim. Ama diğer tarafta biz mesela birkaç hafta önce neye şahit olduk? Enes Kanter'in bizzat iddiaların yönetildiği muhatap olan kişinin kameranın karşısına çıkıp 2-3 dakika falan değil herhalde o video bilmiyorum. Evet. Tüm bu iddiaları ortadan kaldırdığını, temizlediğini ve çok büyük bir yani önemli bir adım attığını düşünüyorum şeffaflık adına. Kendisiyle ilgili. Evet, kendisiyle ilgili iddialar. Dolayısıyla temel olarak benim dikkat çekmeye çalıştığım nokta, demin bir abimiz de bahsetti. Hani tepe yönetiminin reflekslerinin değişmesini beklemek çok iyimserlik olabilir. Over optimizm diyebiliriz buna. İkincisi, yani aynı stratejisizlik, aynı panikle reaksiyon verme durumu devam ediyor. Ve üçüncüsü de maalesef yani ben burada yani kendimi zor tutuyorum. Aile dedikodusuna girmeme konusunda burada katılımcılarından bir tanesinin uyarısına ben kesinlikle katılıyorum. O yüzden de kişiler üzerinden değil de bence biraz daha kurumsal eleştiriler yapılmasının etik olacağına dair nacizane bir görüşümü paylaşmak isterim. Ben ilk kez bir odada bu kadar uzun süre kaldım. Çok istifade ettim. Görüş bildiren herkese ve özellikle size bu imkanı sağladığınız için de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Nordin Fugitive dedi ki bu Seleme ve Mesih Gülen'in açıklamalarını ben bir dakika nerede başladı? Şöyle, birincisi bunlar akrabalar arasında bir tartışma gibi cereyan ediyor. Kemal Gülen, Ahmet Kurcan bir damat, işte Cevdet Türkoğlu'ndan bahsetmediniz ama bir isim daha vardı şimdi hatırlamıyorum. Bunlar akrabalar arasında Mesih Gülen nihayetinde işte Ebu Seleme Gülen akrabalar arasında cereyan eden bir hadise gibi görüyorum. Bu da ilginç bir nokta. Gerçekten herkes kan bağı veya evlilik bağıyla bağlı tartışma içerisinde şu an. Cevap meselesini de aile içerisinde Mesih Gülen üzerine çözmeyi bundan mantıklı buluyorsun. Hani iddiaların karşılığını heyetten, normalde insanlar aile heyetten bir açıklama bekliyor. Belki Cevdet Türkoğlu'ndan, o da aileden sayılır ama o manada. Ve aile heyetten iddialarla ilgili bir şey beklerken aile içi bir tartışma gibi cereyan ediyor. Bir panik havası olduğunu düşünüyorsunuz. Cemaat yönetiminin tam olarak nasıl cevap vereceğini bilmiyor. İddialara cevap vermek yerine iddia sahibini şahsiyetsizleştirme, inandırıcılıktan uzaklaştırma şeyi var. Ama bunu yaparken de iletişim stratejisi olarak başarısız bir yol izleniyor. Çünkü adam zaten küfür ediyor. Yani küfür üslup problemi var. İkincisi büyük iddialar var. Bunları ispatlamak zor. Bunlar sessiz kalınsa kendiliğinden çözülecek şeylerken böyle şahsiyetsizleştirmeye çalışarak aslında biraz daha büyümüş oluyor. Öyle anladım. Sonra dediniz ki mesela Enes Kanter kendiyle ilgili bir iddiaya 2-3 dakikalık bir video içerisinde hepsine cevapladı. Hatta dünkü oda onun hakkındaydı. Yanlış anlamış olabilir. Bir video paylaştı herhalde. Veya bilmiyorum. Yani içeriğini izlemediğim için henüz. Yani onunla ilgili yanlış anlaşılmaları gidermek için de bir video yayınladı Enes Kanter yeniden. Bu daha doğal, daha inandırıcı bir şey.
Yani ben üç şey görüyorum dediniz. Birincisi cemaat tepesinde bir değişim beklemek çok gerçekçi değil. Çok optimist bir şey olur. İkincisi bir panik hatası, panik havası var. Üçüncüsü kişileri konuşmak yerine temelde fikirleri, görüşleri konuşmakta fayda var dediniz. Teşekkür ediyorum. Emre Uslu, buyur. Sen de, siz de bir şey söylemek isterseniz. Sesim geliyor mu? Kulaklıktan konuşuyorum. Gayet geliyor. Ama benim not alacak kağıdım kalmadı. Buyur. Ha, var, buldum. Tamam. Tamam. Şimdi bu olay patlayınca, yani bir şahitliğimi anlatmak için çıktım. Çünkü bu konuyla ilgili bir video analiz yapacağım. Bugün kendi açlığımda da söyledim. Bu olay patlayınca, yani Ebu Selim'e Gülen bu tweetleri atınca, kendi videosunu çekti mi çekmedi mi hatırlamıyorum. Bir sürü insan bana DM'den açıktan ne yapıyorsun, ne diyorsun bu konuyla ilgili diye yazdı. Ben Ebu Selim'e Gülen'in ismini ilk defa o tweetlerde duydum. Dolayısıyla kendisine sordum. Bu sorduğum tarihe baktım. Yani attığı iddialarla ilgili, özellikle 15 Temmuz iddiasıyla ilgili sordum. Sorduğum tarih. Hangi iddia ediyorsunuz? Ya 15 Temmuz'la ilgili işte bir paşayla görüşüldü filan iddiası var ya, böyle bir şey. Ben onun bir haber değer olduğunu düşündüğüm için onun peşinden gidiyordum. Diğer bütün tartışmalar bence aile içi tartışmalar. Amca enişte dayı tartışmaları ya da cemaat içi tartışmalar, ama 15 Temmuz iddiası bir bütün kamuoyunu ilgilendiren bir iddia olduğu için onun peşinden gittim. Bunu sorduğum tarih geçen cumartesiydi. Yani geçen cumartesinden bugüne kadar Ebu Selim'e Gülen'le ve muhataplarıyla konuşuyorum, hazırlıyorum bu videoyla ilgili. Evet. En son pazartesi günü, şimdi kayıtlarıma baktım, Ebu Selim'e Gülen'le uzun bir telefon görüşmesi yaptım. Ben telefon görüşmesini yaparken annesi yanındaydı. Hatta annesi birkaç defa da şey yapmak istedi, böyle telefon görüşmesini de engellemek istedi. Yani engellemek istedi derken, hani yani oğlunun çok konuşmasından rahatsız olduğu belliydi. Yani aile bundan çok rahatsız olduğu belliydi. Dolayısıyla şu beklenti, yani şu assumption, Ahmet Kurucan gitti Ebu Selim'e Gülen'e, babasına baskı yaptı, bu videoyu çektirdi hikayesi yanlış. Yani bizzat kendi şahitliğimden söz ediyorum, bu iş pazartesi günü oldu benim telefon görüşmesi sırasında. Tabi o telefon görüşmesinde bundan sonra Ebu Selim'e Gülen'in bütün anlattıklarını önce bir yazılı aldım cumartesiden pazartesine kadar, sonra bir de kayıtlarımda olsun diye, sonra bir de telefonda bizzat sesiyle dinlemek istedim. Çünkü bu işlerde iddialarda taraflar ikiye bölünmüş durumda ve genellikle de doğru üçüncü yoldadır benim tecrübelerime göre. İnsanlar birinden bir şey duymak istediğinde o işi söyleyen doğru söylüyordur taraflara göre. Diğer taraf kesinlikle yanlıştır. Ya da diğer taraf duymak istediğinde diğer taraf doğru söylüyordur. Sen fitnecisindir falan filan. Ama gerçek benim gördüğüm zaman almost all time, her zaman şeyde, üçüncü yolda, yani iki tarafında söylediklerinde şey yok. En son kayıtlarıma baktım. Dün o video yayınlanmadan önce Ahmet Kurucan'la da konuştum. Ahmet Kurucan'la niye konuştum? Saate de bakayım dün. O video yayınlanmadan önce Kurucan'la da konuştum. O Kurucan da o zaman söyledi. Ondan önceki kaynaklarda Mesih Gülen'in bu haberinin olduğunu ve buradan bir video yayınlayacaklarını da söylemişlerdi. Dolayısıyla bir dakika, bir ara ses gitti geldi de diğer kaynaklarınız da Mesih Gülen'in olaylardan haberdar olduğunu ve bir video yayınlayacağını, yani bir video yayınlanacağını söylemiştim dediniz. Evet, söylemişlerdi. Yani olay Ahmet Kurucan'ın gidip baskı yapıp video yayınlatmasıyla ilgili de hiçbir ihtimal şey değilse, annesi zaten benim konuşmamdan dolayı Ebu Selemen'in gazetecilere konuştuğunu biliyordu. Hatta annesiyle benimle konuştuğunu söyleyerek biraz daha, ya sorun yok Emre abiyle konuşuyorum falan filan diyerek de biraz daha annesini biraz teskin etti durum bununla ilgili. Evet. Yani ailenin başından sonra haberi vardı.
ve ailenin içerisindeki durum, bir taraftan bu Selim'e Gülen'i çok üzmemek, bir taraftan Gülen, Fethullah Gülen'i üzmemek, bir tarafından da kamuoyuna açıklama yapmak gibi bir durumları var. Eğer ilk üç günkü tweetler devam etmemiş olsaydı benim anladığım kadarıyla, yani bu da daha önceki, bir yıl önceki Ebu Selam'e Gülen'in yine yaşadığı böylesi bir krizden sonra böyle bir açıklama veya video yapılmamıştı. Ondan sonra şey yaptı, bunu yeni öğrendim bu arada. Bir yıl önce çok daha büyük bir kriz çıkarmış anladığımız kadarıyla. Fethullah Gülen'e sövmeye kadar giden büyük krizler olmuş ama o Instagram'da olduğundan dolayı ondan haberimiz yok. Şimdi olayın teknik boyutu bu. Yani olayın sadece video ile açıklayacaksak teknik boyutu bu. İçeriğine ilişkin dediğim gibi bir video analizi yapacağım. Bence Ebu Selam'e Gülen söylediklerinde samimi. Söylediklerini samimi söylüyor. Ama konu judgment ve muhakemeye geldiğinde yaptığı bağlamlar ve bağlantılar, kontekstler ne kadar doğru ondan emin değilim ve bence sorun da burada. Onun için de 3 gündür bu bağlamı anlattıklarının bağlamını ve kontekstini anlamaya çalışıyorum. İnsanlar da kendi kafalarındaki edindikleri pozisyona göre bir bağlam ve kontekste oturttuklarından dolayı ya işte bir şeye inananlar ha bu böyleyse böyledir diye hemen onu bir veri olarak kalıp o kontekste oturttuklarından dolayı onu haklı buluyorlar. Ya da bunu işte başka bir kontekste her zaman için cemaatin içini bölmek isteyen istihbarat şu bu filan gibi komple teorilerine bağlamak isteyenler daha bak işte yine karıştırıyorlar diye diğer kontekste oturuyorlar. Yani meselenin bizatihi kontekstin kendisinden, bağlamın kendisinden ziyade İnsanlar inançlarını, düşüncelerini veya tuttukları tarafı bağlam ve kontekst olarak sunuyorlar. Dolayısıyla da bu bir tartışma çıkarıyor. Ben yine video analizi yapacağım. Yine iki taraf da beğenmeyecek beni ama ben hakikatin üçüncü yolda olduğunu düşünüyorum. Bu konuyla ilgili son... Nedir üçüncü yol? Yani asıl mesela bir Ebu Selam'a söylediklerinde samimi. Yani bir şey filan yapmıyor ama anlattı onun kurduğu bağlam ve kontekstlerde sorun var. Üçüncü yol bu. Anlatabildim mi? Dolayısıyla insanlar onun kurduğu bu bağlamdan, mesela bir örnek vereyim, dün kendi odamda da verdim. Ebu Seleme'nin yapmış olduğu videoda diyor ki işte hocamı kaçırdınız diyor. Doğru mu? Söyle, evet. Bak hocam da burada yok diyor, hocamı kaçırdınız diyor. Şimdi Fethullah Gülen'in kampta olmadığı doğru mu? Doğru. Doğru. Samimi mi? Bunu söylerken samimi. Pekala onun üstüne inşa ettiği yorum, bağlam, kontekst doğru mu? Yanlış. Yani Fethullah Gülen'in kamptan kaçırılması söz konusu değil. Sağlık gerekçesi nedeniyle oralarda daha fazla herkesin gelip gittiği bir yerden ziyade daha sakin bir yerde daha çok güneş görebileceği, daha rahat bir tedavi sürecini sürdürebileceği bir yere taşınmış. Ama bunu Ebu Selam'a Gülen gördüğünüz gibi bir kaçırılma olayı olarak yorumluyor. Tamam mı? Peki bu sonuca nasıl vardınız? Kendisi söylüyor. Yani kaçırılmayı boş verin. Kendisi söylüyor. Kendince bir dakika kim Ebu söylüyor? Ebu Selam'a söylüyor. Hocamı kaçırdınız diyor. Hayır bunu demiyorum. Hoca Efendi'nin kendisi için dizayn edilmiş mekandan ayrılıp başka bir mekana gitmesi kendince bir önemli bir durum ya mesela. Sağlık gerekçesi mesela yani şu ana kadar geçerli değildi de şimdi mi ortaya çıktı? Çünkü yıllardır hasta Hoca Efendi zaten ve bu mekan ona göre dizayn edildi. O ayrı bir soru. Yani mesela cevaplayayım. Bu süreçte öğrendiğim bilgileri ona yani şunu demek istiyorum. Bir dakika tamamlayayım o zaman. Yani Ebu Selemen'in söylediğiyle ilgili demiyorum da siz zaten Hoca Efendi ile istediğiniz zaman görüşemiyorsanız anlatabiliyor muyum? Nerede olduğunu da bilmiyorsanız bunun tam anlamı, tanımı nedir? Yani mesela biz ikinci ağızdan tamamen de güvenmediğimiz çeşitli sebeplerle, ben kendim için kendi fikrimi söylüyorum. Tamamen %100 güvenmediğim ağızlardan Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin kendi isteğiyle, kendi arzusuyla başka bir sağlık gerekçesiyle başka bir yerde kaldığını duyuyorum. Buna niye güveneyim? Yani
Yani Ebu Selemi'ye güvenmediğim gibi buna mı yetecek? Tabii mi bu problemli? Bu da problemli. Özür dilerim İsmail Bey. Buyurun. Bilmiyorum formata uygun mu ama tamamlayıcı bir soru ekleyebilir miyim Emre Bey'in cevabını? Ekleyin. Kemal Gülen'in yazısında taşınmanın zamanlamasıyla alakalı da bir bilgi veriyor. Bayramdan sonra diyor. Yanlış hatırlamıyorsam bayram Nisan gibi, yani çok uzun bir süre sonra aslında kamuoyu bu gerçekle gerçeği öğrenmiş oldu. Bu zamanlamanın ne anlama geldiğinde Emre Bey yorumunu iletebilirse çok memnun olurum. Ben de cevaplayabilirim. Yani bunu da organik açıklıyorlar. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Yani bu güvensizlik iletişim problemi, yani yardım etmek isteseniz de, yani ben muhataplarıyla bu mevzuyu konuştum ama tam muhataplar değil, yalan olmasın. Artık muhataplarıyla muhatap olan insanlarla konuştuğunuz zaman yani anlatamıyorsunuz. Bu iletişim problemi, tamam mı? Mesela 40 gün sonra siz gelip sağlığından dolayı zaten böyle oldu falan. Ya böyle olsa bunu zaten 40 yıl önce de 40 gün önce de söylesin. Bunda ayıp, günah bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Yani açıklayamayacağın şeyler vardır. Bunu o zaman gizli kapaklı yapmana da gerek yok. Bunu yine yani milletin mal yerine, aptal yerine koymaya gerek yok. Bu insanlar eğitimli insanlar deyince yine de bir tarafı mal herhalde bu adamların diye düşünmelerine de gerek yok. Yani haber çıkınca görmezden gelme. Ben bunu bir oligarşinin kendi bir sorunu, o kadar bir mesela ayrı düşüncedeki insanlarla bir arada bulunmama problemine şey yapıyorsun ki, yani hiç echo chamber'ın dışına çıkamıyorsun artık. Yani senin etrafında ya kardeşim biz bunu yapacağız da bu haber olur, bunu duyuralım filan diyen adamlar da konu kalmıyor. Tahammül kalmıyor çünkü. Konu tamamen değişti. Yani konu değişti. Yani, tamam geri dönün. Ben önce o zaman senin söylediklerini bir özetleyeyim. Ben sorduğun soruya cevap vereyim. Bunu nasıl haber aldım? Yani işin doğrusu... Yok, zamanlamasını sordu yanlış değilsem. Sen sordun ya, dedin işte bunu nereden bileceğiz? Yani ben Ebu Selem'e Gülen'in oradan ayrılmasına... Aha, benim sorum evet. Ayrılmasına bağlı. Ben zamanlamasını, Fethullah Gülen'in nereye gittiği falan umurumda bile değildi. Yani... Ve ben bunu tesadüfen öğrendim zaten. Bu şeyi de sormadım işin doğrusu. Ebu Selem'e Gülen'in, Fethullah Gülen sağa sola gitti mi falan filan, ben orayı da sormadım. Bu süreç içerisinde konuştuğum insanlar ve bu arada konuştuklarım insanlara da söyleyeyim. Yani konuştuğum dediğimde mesajlaştık, doğrudan telefonla görüşmediler benimle. Barbaros Bey ve Doktor Ali Bey, çünkü orada muhataplarımdan ikisi. Onlara da sordum bu şeyin, iddianın arkasını. Her yönüyle araştırıyorum. Onlar da bir cevap verdiler. Onların cevabını da videoda anlatacağım. Şimdi burada asıl bu süreçte bana söylediler. Söylenileni söylüyorum. Hatta birisi söyledi. Sanırım bir iki gün önce aramıştım. Ya ben üç gün önce yanından geldim dedi mesela birisi. Gören birisinden söz ediyorum. Dedi durumu iyi. Oldukça da iyi. Ondan sonra bu gerekçeyle bu süreden sonra götürülmüştü dedi. Ben bunu konuştuğumda Kemal Bey'in filan o yazıları çıkmamıştı. Anlatabildim mi? Hı hı. Yani bu bana anlatılanlarla o Kemal Bey'in o yazıları arasında bir konsistansı var. Ben böyle büyük bir komplo filan aramıyorum ve gerçekten sağlık nedeniyle oraya gittiğini düşünüyorum. Bunun bir iletişiminin yapılmaması ayrı bir mesele. Bu bir sorun olabilir cemaatin içerisinde ama benim için mesela bir sorun değil. Gülen ister kampta olsun ister ne bileyim başka bir yerde olsun, güvenli bir yerdeyse, Türkiye rejiminin ulaşamadığı bir yerdeyse benim için sorun değil. Yani o kendi aralarıyla ilgili mesele. Ama buradaki asıl benim bu örneği şundan dolayı veriyorum. Bu tip işlerde insanlar genelde iddialar yaparken bir taraf olduklarından dolayı tarafın şablonuna uyan her iddiayı doğru, diğer tarafın şablonuna uymayanı da her iddiayı da yanlış buluyorlar. Bence bu tip şeylerde eldeki lensler yanlış oluyor. Bunun için de genel olarak doğru bu bağlamlardan koparılarak ve bu bağlamlarla ve kontekstlerle değerlendirilmesi gerekiyor. Bence bizlere düşen, analistlere göre düşen şey bu bağlam ve kontekstle şey yapmak. Bence bizatihi Ebu Selem'e Gülen'in bunu kendisine de söylediğim için, kendisi de kabul ettiği için, ben gazeteci değilim, bağlamını bilemem abi, sizin göreviniz diyor. O, yani o da haklı olarak, ben gördüklerimi anlatıyorum, siz bağlamını oturtursunuz diyor, o da haklı olarak. Dolayısıyla bu bağlamı oturtmak da maalesef kolay değil. Konuşmam gereken bazı isimler ulaşmam çok kolay olmayan yerlerde. Dolayısıyla henüz ulaşamadım, önemli şahitler.
Bir de Ahmet'in videosunu da bekliyorum. Orada da bir şey varsa. Onun üzerine böyle bir değerlendirme yapacağım. Yani gördüklerimi, duyduklarımı ve şimdilik bir ön şey olarak gözlemimi anlattım. Arkası yeni yorumda. Takip edin. Teşekkür ediyorum. Şimdi Emre Uslu diyor ki ben zaten Ebu Seleme ile bir gazeteci olarak görüşüyordum. Konunun içeriğiyle ilgili detaylı bir haberim var. Aile içerisinde bu açıklamalarla ilgili bir rahatsızlık var. Daha önce bir sene önce de böyle şeyler yapmıştı. Nihayetinde bir huzursuzluk meselesi. Bence bu manada Mesih Gülen'in videosu beklenen bir video, sıra dışı bir video değil. Ahmet Kurucan'ın zorlaması olduğunu filan, baskısı filan olduğunu düşünmüyorum. Benim mesela böyle bir şeyin, hani çarşambanın gelişi bellidir manasında, hani aile içerisindeki şeyden anlaşılıyor. Bu yüzden herkes burada hem Ebu Seleme'yi hem Mesih Gülen'i hem Fethullah Gülen'i incitmeme çerçevesinde durmaya çalışıyor. Bence bu mesele diyor insanlar kendilerine, herkes inanmak istediğine inanmak için bu argümanlarını kullanıyor bu meseleyle ilgili. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani şu an 800 kişi görüyorum ama 800 kişi var diye devam edecek değiliz. O 2,5 saati buldu. Gayet değişik çerçeveden insanları dinleme imkanı bulduk diye düşünüyorum. Yayının başından beri takip edenler, ben bu konuda henüz yorum yapmadım. Ama bir videoyu falan, yani bunu zaten videoya çevireceğim. Benim şahsi kanaatim bunu... İşte profilimde pinlediğim bir video var. Bu cemaatle ilgili hususi bir mesele değil. Bütün organizmalarla ilgili, AK Parti'nin de yaşadığı, devletlerin de yaşadığı, organizmaların da yaşadığı oligarşinin Tunç Kanunu diye bir teori var. Bir 150 yıllık bir teori. Bu teoriye göre özellikle organizmalar büyüdüğü zaman kendi içinde bir bürokrasi ortaya çıkıyor. İşlerin idaresi, icrası ve bu bürokrasi diğer gönüllüler adına veya paydaşlar adına daha çok iş ve sorumluluk aldığı için zamanla bilgi iletimi, sermaye yönetimi, insan kaynağı yönetimi gibi şeylerde ilk planlanandan daha fazla güç sahibi olmaya başlıyorlar ve ister istemez bütün organizmalar oligarşiye doğru evriliyor. Demokrasi olmak isteseler bile veya başlangıçta daha demokrat, daha eşdeş, daha yatay olsalar bile buna eğiliyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi, yani tek sebebi değil, hepsini burada sıralamak istemiyorum. Bir tanesi de bilgi kontrolü. Bilgi kontrolünden kastım mesela Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye ulaşmanın bir tane yolu varsa o bir monopolidir artık. Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye Cevdet Türk yolu haricinde ulaşamıyorsanız o bir monopoli haline gelmiş demektir. O monopoli de manipülasyona sebep olabilir. Olmasa da güç temerküzüne sebep olur. Yönetime ulaşmanın yolları azalmışsa, bilgileri kontrol etmenin yolları azalmışsa, bilgi edinmenin imkanları azalmışsa, işte şeffaflık azalmışsa, işte 500 bin, 1 milyon insanın çoğusu bu yönetimsel mevzularla ilgisini azalttıysa, karışmıyorsa bu işlere, çok az bir kişi, hele hele bir de sizin verdiğiniz himmetlerle, muavenetlerle, gitgide daha güçlü bir konuma şey yapıyor ve bu konumu da kötü amaçla kullanmıyorlar illa, onu da söyleyeyim. Genelde mesela cemaati ayakta tutmak için, fitneyi bastırmak için, kötü şeyleri önlemek için veya değişime direnmek için kullanıyor insanlar. Mesela siz ona diyorsunuz ki ya eski medya bitti, örnek veriyorum, bunu hayata geçtiği için bu örneği seçiyorum. Eski medya bitti, yeni asimetrik medyaya göre YouTube'a geçmemiz, YouTube yayınları yapmamız lazım filan diyorsunuz. Adam bunu doğru olmasına rağmen direniyor. İşte aktivizm, insan hakları mücadelesi, belgeseller, hikayeler, filmler, insanileştirme filan yapmamız lazım. Adam buna direniyor. Ben ilk eylem, yani İngiltere parlamentosunun karşısına eylem yapalım teklifi yapıldığı zaman Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin yanındaydım. Bizzat Fethullah Gülen Hoca Efendi buna karşı çıktı. Ama teknik olarak bu Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin de fikir değiştirmek zorunda kaldığı bir mesele. Neden? Çünkü sahadaki realitenin farkında değil. 80'li 90'lı yıllarla ilgili değil ve değiştirdiğini görüyoruz. Bunda kötü bir şey de yok. Bunu, yani millet böyle Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin insani olarak sahadan kopuk olduğu zaman, bilgi edinmesi zayıfladığı zaman yanlış kararlar verebileceğini, hatta bazen rağmına hareket edilmesinin de faydalarını göremiyor olabilir. Bir örnek daha verip çok uzatmak istemiyorum. O da şu.
Fethullah Gülen Hoca Efendi vaaz vermeye başladığı zaman onun vaazlarını kaydetmeye başlayan birisi var. İlk vaazını kaçırdım diyor. Çok pişman oldum. Tuzcu Cahit herhalde. Askeriyeden atılma birisi. Vaazlarını kaydettiği zaman Fethullah Gülen Hoca Efendi, herkesin bildiği bir mesele, bu mevzudan rahatsız oluyor. Yani bu kayıtlar bir yarış bir şey olur. Hepimiz gibi çekiniyor değil mi? Ve kaydedilmesini istemiyor. O da diyor ki hocam sen işine bak, ben de işime bakayım. Fethullah Gülen'e rağmen video kasetlerini, vaaz kasetlerini kaydediyor. Ve bu doğru hareket, Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin ilk başta karşı çıktığı bu doğru hareket neticesinde burada 800 insan, orada 1 milyon insan filan cemaatten, Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin felsefesinden filan haberdar oluyor. Bu adamın, yani Cahit Tuzcu'nun bu sosyolojiye etkisini kaldırın veya Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin vardır bir bildiği dediğini düşünün ve kaydetmediğini düşünün. Fethullah Gülen Hoca Efendi birebir ulaşabildiği ve sohbetlerine katılabildiği insanları etkileyebilir, felsefesini onlara anlatabilir, kulaktan kulağa duyulabilir filan. Oysa cemaatin %99'u belki hiç yüz yüze görmediği bir insanı bu kasetler sayesinde öğrendi. Onun sahabe anlayışını bu şekilde öğrendi. Hareket bir manada biraz Tuzcu Cahit abinin Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye hocam bunu kaydedip insanlara dinletmemiz lazım, heba etmememiz lazım demesiyle ortaya çıktı. Bunu şuna demek istiyorum. Yani bu tarz şeyler, örnekleri çoğaltılabilir. Ayrı bir konu, heyeti konuştuğumuz zaman ben anlatacağım başka örneklerle beraber. Ama sonuç itibariyle arkadaşlar, Fethullah Gülen Hoca Efendi benim göz göze, diz dize, yüz yüze tartıştı. Yani fikrin sunulduğu, Özcan Bey'in sunduğu bir fikirdi bu da, Özcan Keleş Bey'in. Ortamda ya devletle karşı karşıya gelmeyelim dedi. Ya biz devletle karşı karşıya gelmiyoruz ki, bir rejimi şikayet ediyoruz. İngiltere'de çok yapılıyor ve bu şekilde anlatıyor. Ve nihayetinde olay buraya geldi. Şimdi neden eylem yapılmaya geldi? Toparlıyorum. Şimdi bu yukarıya doğru bu konuşma imkanlarınız, işte karar vericileri etkileme imkanlarınız azalırsa, aşağıya doğru cemaate bakın, mesela Osman Şimşek Hoca'nın kamptan ayrılmasından beri gidin kendiniz bakın, beni yalanlamak için de bakabilirsiniz. Kaç tane bam teli yayınlandı? Anladın mı? Yani Fethullah Gülen Hoca Efendi'den son 10 tane 20 tane paylaşımı şey yapın. Hepsi hocamız hayatta, hocamız sağlıklı cinsinden paylaşma. Tabii ki yaşıyla ilgili bir mesele. Ama şunu da unutmamak lazım. Yine de Hoca Efendi'den cemaate, cemaatten Hoca Efendi'ye iletişim tamamen kontrol altına olduğu için bu da oligarşiyi güçlendiren bir mesele. Bu oligarşi, tekrar söylüyorum, yani güç, işte yetkinlik, kredi sahibi insanlar bunu illa kötü niyetle yapmasalar bile sonuç itibariyle az önce Nord'un şeyin dediği gibi kaçınılmaz bir şekilde bazen cemaatin huzurunu korumak için gerekli atılımları yapamayabiliyorlar, gerekli şeyleri yapamıyorlar veya panik havasıyla çeşitli hamleler yapıp daha kötüleştiriyorlar. Mesela Hoca Efendi'nin sağlığıyla ilgili cemaat bu konuda bir paydaştır. Bunlara düzenli sağlıklı açıklama yapılsa hiçbir yerde hiçbir sıkıntı olmaz. Ama böyle olmuyor. Herkes önce dışarıdan dedikodu olarak düşüyor, birbirine sorarak teyit ediyor. İlk sorulduğu zaman herkes inkar ediyor. Hocamız kampta, sağlığı yerinde. Herkes, yani bilfiil, tırnak içerisinde kullanıyorum, bir maslahat için yalan söylemiş gibi oluyor. Yani şimdi bunu çok dikkatli söylemeye çalışıyorum da başka türlü de söyleyemezsiniz. Adama diyorsun hocam nasıl, çok iyi, hiç bu kadar sağlık. Yahu kardeşim niye, yani bana da mı lolo ya? Bize de, birbirimize niye yalan söylüyoruz ya? Anlatabiliyor muyum? Ne gerek var? 3 gün sonra da hastaneden çıkıyor, meğersem kötüymüş filan. Anlatabiliyor muyum? Yani bu güven krizi çok kolaylıkla önlenilebilir bir mesele ama bazı insanlar bir işte o kadro, yani oligarşileşen kadro ister istemez herkesin başına gelen bu mesele gitgide o kadar farklı fikirlerden yoksunlaşıyor ve o kadar echo chamber içinde kalıyor ki bunu tekrar yaşayacağız. Ve bunu umursamıyor. Çünkü bu feedback'i mesela Cevdet Türkoğlu Bey'e verebilecek adam yok etrafında. Ya hocam yanlış yapıyorsun diyen adam yok. Yani Hoca Efendi bu mal mülk davasıyla ilgili konuma ihanet veya konum hainleri diye bir bam teli yayınladı. Hiç kimsenin umurunda değil. Hoca Efendi cemaatin yaşadığı meseleyi ruh zehirlenmesi olarak yazdı. Hiç kimsenin umurunda değil. İç çürüme dedi bu. Onarım yolları da şöyledir dedi. Hiç kimsenin umurunda değil. Niye? Çünkü yönetişim mekanizmaları farkında olmadan değişiyor, dönüşüyor. Bunun önlenmesi için de, yani bu tamamen önlenebilir bir şey olarak söylemiyor ama azalması için yapılacak tek şey insanların biraz
bu işlere ilgi göstermesi, dahil olması, paydaş olduğunu hissettirmesi, cevap istemesi. Tanrı değilsiniz kardeşim. Cevdet Türk yoluyla benim aramda aynı davanın yani iki kardeşi isek bir farkı yok. Konum, işte katkı, şu bu bunlar var. Kimse bunu şey yapmıyor. Ama herkes görevini, herkesten görevini yapması beklenirse o zaman görevini yapıp yapmadığı da sorulabilir. Kötüye kullanmadığı da sorulabilir. Bununla ilgili açıklama beklenebilir. Ben bir şey söylediğim zaman niyetimi bile okuyabiliyorsun da amelimle beni yargılayamıyorsun. Banka hesabında bir değişiklik göremiyorsun. Ama işte siz kötü niyetlisiniz. Kendinize yontmaya çalışıyorsunuz. Tamam kardeşim. İyi niyetli olanını da sorgula. Devam edelim. Çünkü hepimiz yani yatay düzlemde eşitiz ya. Yani Hoca Efendi de ben de sizinden bir parça olmaktan gurur duyuyorum demiyor mu? Ne ara çıktı bu ulaşılamamazlık, hiyerarşik? Ben Hoca Efendi'yi kastetmiyorum. Ulaşamadığımız insanlar, sonuç alamadığımız insanlar cemaati yönetmekle, ülkeyi terk edin demekle, yeni vizyonlar çizmekle, dertleri, sıkıntıları anlatmakla ki bahsettiğimiz hani şeyler de kusura bakmayın hani belgeseller bilmem neler 20 bin 30 bin dolarlık hadiseler yapılabilecek işler. Anladın mı? Ama öyle olmuyor. Bu oligarşi, bu daralma, bu echo chamber ve benzeri sebeplerden ötürü iyice saçma hareketlere doğru gidiyor. Ben bunu sağlıklı bir şekilde çözmek için oturup konuşma, herkesin fikrini ifade etmesini şey yapıyorum. Şimdi normalde burada ben programı bitireceğim 3 saat oldu ama günün incileri tamam. Bir tek geçtiğimiz zamanlarda cemaat üzerine doğrudan bir saha çalışması yapmış birisiydi. Ona söz vermek istiyordum ama onu da bir sonraki şeye bırakalım o zaman. Yani inşallah onu konuşuruz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar katıldığınız için. İnşallah dinleyenler de ileride istifade eder. Mesih Gülen Bey'in çektiği video üzerinden konuştuk. Ben diğer konulara çok şey yapamadım. Ben Ahmet Kurucan Bey'in olayı yatıştırmak için organik bir çaba gösterdiğini düşünüyorum. Mesih Bey'in yani gerçekten olanlardan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Oğluyla farklı düşünüyor, düşünmüyor ona dair bir mesajı yok ama yani bunun oluşturduğu bir rahatsızlık var. Bundan üzüldüğünü düşünüyorum. Video içeriğini o manada doğru buluyorum. Ona da dua edelim şey değil ama sonuç itibariyle asıl muhataplar yani cemaate çıkıp kardeşim bu mevzuyla ilgili durum şudur, bu mevzuyla ilgili durum budur şeyinin yapılmadığı için hadi bugünü de atlattık yarın Allah kerimdir şeyle devam edecekler. Yarınki kriz daha da büyük olacak. O yüzden hani beni stresli görmeyebilirsiniz veya ileride başka programlarda ortaya konuşabiliriz. Çünkü hiçbir problem halının altına süpürülerek çözülmez. Bu problem baştan beri var. Çözülebilir bir mesele. Bu işi yapacak adamlar var. Cemaatin kendi içinde yetiştiği bir sürü karakter var. Dün Enes Kanter heyete tayin olmalı mı olmamalı mı ne dersiniz diye sorduğum zaman ya bir düşünün heyet nedir? İcrai heyetten beklentiler nedir? Oraya girmek için ne gibi vasıflar gerekebilir? Enes Kanter'de bu vasıflar var mıdır? Kimde vardır, kimde yoktur? Bir düşünün ya cemaatin yetiştirdiği değerler değil mi bu adamlar? Niye Enes Kanter'i hizmet hareketinin merkezindeki bir istişareye koyduğunuz zaman kafanızda bir şeyler oturmuyor yerine? İyileştirmeyeceğini, kötüleştirebileceğini, hatta bunu konuşmanın kendi başına bir fitne olduğunu falan düşünüyorsunuz ki ne gerek var? Öyle değil mi? Gençleşmiş olur, şu olur. Cemaatin en güçlü olduğu dönemlerde, cemaatin en aktif olduğu dönemlerde cemaatin bu heyetinin yaş ortalaması 30'du, 40'tı. İsterseniz geri doğru gidebilirsiniz çünkü isimler aynı zaten. Şu an ben 2 sene önce 68.5 falan bende var adım adım ki daha çoktur. Şu an 71 falan yani. Gerçi Ekrem Dumanlı ve Muhammed Selçuk Bey yaş ortalaması. Gerçi onlar dahil pardon. 70 şu an cemaatin yaş ortalaması. Bunun kendince ayrı bir anlamı var ama bunları konuşmanın zararlı olduğunu düşünmüyorum. Ama zararlı olduğunu düşünen arkadaşları da duymaktan memnun oldum. İnşallah başka programlarda, başka odalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mesih abiye dua etmeyi unutmayın. Allah Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye de dua etmeyi ihmal etmeyin. Nihayetinde sağlığıyla, sıhhatiyle herkes, hepimiz ilgiliyiz. Geç de olsa haberimiz oluyor. Adam yani herkesin Türkiye'deki cemaatçi olsun olmasın herkesin hayatına iyi ya da kötü bence çoğusu itibariyle iyi bir dokunuşu olduğunu düşünüyorum. Çünkü işte görüyorsunuz yani ben teknik olarak Fethullah Gülen Hoca Efendi felsefesini tanımamış olsaydım, büyük ölçüde doktora seviyesinde tanımamış olsaydım
milli görüşçü bir insandım ve aşağı yukarı böyle yani cihatçı falan farklı düşünen bir adam değildim. Yani bunun da hesap edilemeyen bir katkısı var. Radikallikten uzak tutulan insanların, müspet ilme yönlendirilen insanların da bir katkısı var diye düşünüyorum. Ama çok uzattım. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki odada görüşmek üzere. İyi günler.